ikramda yoktur üstüme güvenirim. Ben zevki be. En iyi gelin benim, haydi buyurun gelin evime. Düğünümü izleyelim, kim ne takmış görelim. Esra Özcan, 27 yaşında ve 13 aylık evli. Sinop asıllı gelinimiz, ev hanımı. Aslı Hanım, gelinler evime hoş geldiniz. Hoş bulduk hayatım, hoş bulduk. Vur davulcu davula. Karşılama bu böyle. Evet Aslı Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk hayatım. Çok teşekkür ederiz. Hemen tanıyalım sizleri de. Benim ismim Orhan Akay. Sinop köyünü görevliyim. Davulda da efendim, davulda da görüldüğü gibi Orhan Bey. Evet. Davulcu Ahmet Bilçoğlu. Ahmet. Arabat, Yeşilköy'lüyüm. Zunlar Sağımlı, Samsunluyum. Samsunlusunuz, vay vay. Sinop'ta böyle mi karşılanır? Evet. Kıymetli yani, konuklar. Aynen öyle. Ay ne güzel. Burada da Esra'nın benim köylüm olduğu için onları da destekliyoruz. Ay çok güzel düşünmüşsünüz Orhan Beyciğim. İnşallah hayırlısı da kazanır. Bir şey soracağım, bu Sinop Derneği'nden misiniz siz? Hani böyle dernekler oluyor ya. Dernek, yöre, her türlü şeyde bulunuyoruz. Ay bayılırım, Sinop'un o sahili muhteşemdir. Ama biz bugün Esra gelin bize Sinop'u getirmiş yahu. Evet Aslı Hanım. Çok teşekkür ederiz. Son bir şeyim daha var Aslı Hanım. Ne var? Sinop'ta gelin damat evine giderken ayağına kayınvalidesi su dökermiş. Allah Allah. Evet, bolluk ve bereketlik olsun diye. Ben de o yüzden evime geldiğiniz için misafir olarak ben de ayaklarınızı su serpmek istiyorum. Ay bolluk bereket olsun. Serp vallahi serp. Yeni yıla da girmek üzereyiz biliyorsunuz. Gelinleri de yapmak istiyorum Aslı Hanım. Ay ya bol bol dök. Evet, bol bol gelsin bolluk bereket değil mi? İnşallah. Gülmemize. Evet, seninki birazcık şey. Teşekkür ederim. Bolluk ve bereketlik için kızlar bu. Çok sevdim ben bu adeti. Ben alabilir miyim? Buyurun Aslı Hanım. Ben bu adeti çok sevdim. Şu anda ekranlarının başında bizi izleyen seyircilerimiz, bizi izleyen mahalleli, yeni yılda bize bolluk bereket gelsin mi? Gelsin. Hadi o zaman. Hoppa. Burada bucu. Tanesi bir gram altın fiyatına bu fincanların. Tepsim kırık. En azından onu kendine alsaydın. Zigon sehpa yok galiba değil mi? Damla çok dolmuş. Kendi gününü geçirdikten sonra böyle bir rahatlama geliyor sana. Dürüst olman mı zoruna ben gidiyor? Ben buna kesinlikle inanmıyorum. Olumlu bir şey asla onaylamıyorum. Peki şu anda nerede gördün? Aynen buna katılıyorum. Evet. O sinsinin, o lafı üstüne alınması gereken kişi sensin. Beğendiğim bir şey söyleyemeyeceğim mutfağınla ilgili. Esra! Aldığın yere git bence bunu gösterdi ki 650 lira mı geliverdi. Eser 520 TL'lik çiçekle istemişler Esra. Ne diyorsunuz evet ya? Çok günlük kalmış. Sanki evet masada hiçbir şey beğenmediniz. Beyaz kıyafetli olan kim düğünde? Görümcem. Karşımda görüyorum ve benim moral düşüyor. En sevdiği çorba ne? İşkembe sever ama onu ben yapmıyorum diyor. Artık ondan tiksindi. Az sonra. Esra gelinin evinin girişi mermer desenli bir yolluk ve siyah çerçeveli tablolara ev sahipliği yapıyor. Gri tonlarına yer verilen salon şık spor tarzda. Mutfakta krem ve ahşap kombini göze çarpıyor. Burası da Esra gelinin yatak odası. Rose gold detaylı oda çok şık. Esra ne güzel coşkulu bir karşılamaydı öyle. Evet Aslı Hanım biraz öyle olmuş. Bir de sularla falan evet, böyle. Aslanım, siz nasıl buldunuz, sevdiniz mi? Güzeldi Aslı Hanım. Beğendim ama ayakkabılarım kumaş olduğu için leke bırakma korkusuyla bir tedirgin oldum.
Fakat Allah'tan olmadı öyle bir şey. Ha. Girişini beğendim. Aa, düğün girişi gibi hani onu hissettim. Yani evet, gelin alma gibi. Gayet güzel bir samimi buldum. Evet, enerji dolu. Esra, çok az seni tanımak isteriz. Kaç gündür arkadaşlarına haşır neşirsin. Elbette ki birbirinizi tanıyorsunuz, evet. Ama ekran başındakiler de ben de bilmek isterim. Kaç yaşındasın? Aslanım 27 yaşındayım. Evet, eşin kaç yaşında? Eşim 99'u kaç oluyor ya? Ay 90, ay 2000'li. Kaç yaşında oluyor? 23. 23 oluyor değil mi? Ay tereddüt etti. Evet. Bu nasıl? Ben. Ne kadar? Emin olamadım. Dur, eşin 23. Evet aslanım. Ben 27. 27. Aa şey, hani böyle sen büyüksün. Evet aslanım, ben büyüğüm. Peki. Zengin olur diyorlar, inşallah olur. Zengin olur diyorlar. Olur mu? İnşallah. Bilmiyorum aslanım, öyle olmadı ya. Annem de babamdan büyük ama. Diyorsun, orta halde yok yani, orta. Şey, kızlar annelerinin kaderini yaşar derler ya. Hayır. Evet, buna inanıyorum. Evet. Anneyle baba arasında kaç yaş vardı? Annemle babam arasında da 4 yaş var. Allah Allah. Evet aslanım. Annemin annesinde de aynı şekilde. Şaka. Evet aslanım, gerçekten. Çok enteresan değil mi? Evet. Sizce gelenek gibi. Sıkıntı mıdır yani, hani kadının daha büyük olması erkeklerde? Aslanım aşkın yaşı yok, bence. Yok. Bence. Yoksa belli bir oran erkekler var mı kafanızda belirlediğiniz? Yok ama bir tek erkekler zor olgunlaşıyor. Evet, ben çok de şimdi büyüyecektim. Çok daha iyi bence. Birazcık şey, peki o sizde oluyor mu olgunluk? Yani oluyor mu bazı yerlerde? Diyorsun. Evet aslında. Erkekler her zaman büyümeyen bir bebek. Evet, evet, bebek oluyorlar. Bir yaşına gelirse gelsin. Aynı oluyor maalesef. Hadi hayırlısı olsun inşallah. Huzur, mutluluk dolu olsun hepinizin evlilikleri. Hepinizin. Peki ne işle meşgul? Eşim dış ticaret firmasında özel şoför. Evet, sen çalışıyor musun? Ben çalışmıyorum aslanım, evde. Evdeyim. Bebek yok daha henüz. Yok, evet. Neydi? 13 aylık evlisin. 13 aylık evliyim. Hadi bakalım, hayırlı olsun. Teşekkür ederim. Hediyeni takdim ediyorum. Evet, çok heyecanlandım aslanım zaten. Ya hediye açmak çok zevkli. Evet, çok zevkli. Evet, çok en güzel sevdiğim hediye. Yeni yılda da böyle şey yapar mısınız? Böyle hani hediye uğur getirsin arkadaşlar arasında. Hediye lütfen değişiriz. Sen hem açalım, evet, konuşalım. Evet, yaparız. Biz yaparız. Önceden yaparızlar. Arkadaşlar arasında. Evet. Zevkli ve keyifli oluyor. Evet. Aslanım çok teşekkür ederim. Çok beğendim. Ay ben de çok beğendim alırken. Böyle kelebekler uçuyor bazen, böyle kalbimizde, başımızın tepesinde. Evet. İnşallah Esra'nın da hep kelebekleri uçsun etrafında. İnşallah. Çok teşekkür ederim. İnşallah. İyi günler de kullan çok hayatım. Çok teşekkür ederim aslanım. Vakit kaybetmeden sunuma geçelim mi? Olur aslanım. Hemen gidiyorum tamam, o zaman ben. Tamam, teşekkür ederiz. Al şöyle. Çok teşekkür ederim. Güle güle. Rica ederiz. Teşekkürler. Finale sadece bir gün kaldı. Evet. Ay evet aslanım, çok heyecanlıyız. Heyecanlıyız. Bir senin ev kaldı Şevval. Evet. Ve evle ilgili asla tüyo vermedin. Vermem. Merak ediyoruz. Evet. Hı? Merakla bekliyorum. Acaba spor Şevval'in mudur? Bence golf. Ben çok aynen golf. Ben biraz avantgard bekliyorum. Ha, bileziklerde onlar alçı alçı, altından alçılar takılmış gene, gördün mü Elif? Sende de fena değil ama bende hiç yok ben bugün. Ben aslanım çok takmayı sevmiyorum açıkçası. Evet, düğünde söylemişti. Takmışlardı ama bence bak, bu kadar yeterli. Bak, alçı olacaksa böyle altın bileziksen alçı olsun. Değil mi alçı? Başka türlü alçı olmasın, evet. Ama. Allah hırslarımızı eksik etmesin. Evet, altın alçılar. Kolay gelsin Esra. Heyecanlı mısın? Evet, biraz heyecanlıyım. Aa, fincanları ne güzelmiş. Aile büyüklerinden mi Yadigar? Evet, dış ses. Babaannemden kaldı. Çeyizine de koyabilirdin aslında. Şimdi eski moda falan diyebilirler. Yani ben çeyizimde hani sunmak istemedim. Direkt onlara hani kahve sunumunda yapmak istedim. O yüzden de bir şey diyeceklerini sanmıyorum. Bence sevinmeleri lazım. 1900 lira şu anda fiyatı. O elindekiler ne? Bunlar böyle peçetelerim. Aydın'dan çikolata dolgulu inciler getirttirdim. Bunlar da ellerini silmek için. Kahvemiz acı, muhabbetimiz tatlı olsun. Çok ince düşünmüşsün ama ikramların biraz minik. Minik de olsa tadı çok güzeldir ses. Bence beğenirler. Neyse, kahveler olmak üzere sanki. Ben salona geçiyorum. Tamamdır, ben de hemen geliyorum. Gelinimiz de geldi. Gel, gel.
Vay, 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 vay. Niye vayladım? Fincanlardan tabii ki. Gelin evinde meşhur oldu bu fincanlar. Hemen böyle anneannelerimizden özellikle annelerimize ve onlardan da bize gelen bu fincanlar biliyorsunuz son dönemde inanılmaz popüler oldu. Hatta tanesi 1900-2000 bazı yerde 2500 TL'ye satılıyor. Diyorlar ki bir tanesi 1 gram altın fiyatına bu fincanların. Gördünüz evet, mü? Ben evet aslında gördük. Benim babaannemin çeyizinde vardı aslanım. Ve şu anda aslında en popüler fincan bu diyebiliriz. Evet aslanım. Evet, kesinlikle. Değil mi? Evet. Bak şimdi 2000 TL'ye tanesi 2, 4, 6, 8, 10, 12 bin TL'lik fincan takımıyla sunum yapıyor gelinimiz evet, yahu. Evet aslanım, afiyet olsun. İçelim 2000 TL'lik fincanları. Gerek yok, ben alırım. Hmm. Zigon sehpa yok galiba değil mi? Yo var zigon sehpa. İstiyorsan elinde tutma elini. Bir dakika sen neden soruyorsun ki? Ben zaten ev sahibiyim. Ben ona sordum. Bu çok eleştirildi de o sebepten ötürü hayır sordum. Hayır ama ben ona sordum duymadım. O istemediğini söyledi. O bende eleştirildi. Bir ev sahibi olan ben girerken de gördüm var olduğunu. Ben kendisi de sordu maalesef. Ama ben istemedim. Evet istemediğini söyledi. Duymadım biraz daha sesli konuşursanız. Ama zaten o istemiyor. Tamam, sen hani ama sen duymadığım için zaten bunu dile getiriyorum. Senin önünde sehpa yetmese zaten sana da sorardım. Ben uzanıyorum bu şekilde. Senin önünde var sen neden onun elinde? Üstüne dökülebilir halın kirlenir. Seni ilgilendirmiyor, sen onun için neysin? Tamam, o sizin... Yani hani o seni ilgilendirmiyor bence. Biraz daha sesli bence. Konuşursanız duyarız. Şunu mu demek istiyorsun? Hani sen ki sen düşüncesizsin. Onu o düşündüğü için biraz gerildin galiba. Evet Aslı, evet ama, Aslı Hanım o yüzden gerildi. Sordu gerçekten. Ben de burada gayet duydum. Kızlar, Esra'cığım demiş ki kahvemiz acı, muhabbetimiz tatlı olsun demiş. Bir sakin olun ayol. O yüzden sade yaptın herhalde. Evet. O yüzden sade ben yaptım. Sade zaten içiyorum. Ben şekerli içiyorum. Kızlar sade içiyorlar biliyorum. Valla ben de sade içiyorum. Kim şekerli içiyordu? Ben şekerli. O zaman sen çikolata mıydı o yanındaki? Evet çok tatlı. Hemen ağzı bir tatlandı. Evet bayağı bir tatlı. Peki, nasıl bulduk sunumu? Herhalde seviyorsun bu fincanları. Evet. Hatırası da vardı. Babaannem ben kalmıştı. Çeyizde sergilemek istemedim. Direkt kahve olarak şey yapmak istedim. İyi yaptın. Evet bunu iyi yapmışsın. Hani sonuçta hatırası da var. Severek de kullanıyorsun belli ki. O güzel olmuş da altındaki gold peçeteliği aynı şekilde yanındaki tatlıyı koyduğun o sunumluk gold'u beğenemedim. Yine onunla alakasız kalmış. Bir de benim tepsim kırık yanı. Keşke en azından onu kendine alsaydın. Fark etmedim. Hatta geldiğinde bile fark etmedim. Çok iyi baktın. Yani. Ya muhtemelen oraya falan koyarken kırılmıştır. Anladım. Ben de dün konuşan... Özür dilerim gerçekten. Ya, fark etmedim. Artık. Yok sıkıntı değil. Ben de dün konuşan peçete kullanmıştım. Evet. Birazcık tüy aldım. Evet. Onun dışında aslanım tepsiyi de açıkçası alakasız buldum bunlarla. Başlı başına fincanın hani güzel düşünmüşsün ama diğerleri biraz uyumsuz kalmış. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Bu fincanı gerçekten kendin de beğendiğin için mi bize sunmak istedin yoksa böyle fenomen olduğu için mi bize sunmak istedin? Hayır gerçekten ben kendim de beğendiğim için size sunmak istedim. Daha öncelerde bu fincanla çoğu kez kahve içtim. Ben daha modern, daha onun tarzı bir şey isterdim. Fincanların fiyatını gördüğümde ben de şaşırmıştım. Daha önce de görmüştüm. Hani zaten yadigar bir fincan takımı olmazsa alacağını da düşünmüyorum öyle bir fincanı. Yadigar olduğu için ve pahalı da bir fincan olduğu için göstermek istedi bize. Onun dışında ben zaten bu tepsileri beğenmediğim evet. Haftanın başından beri söylüyordum. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Tepsilerin güzel aynısını ben de kullanmıştım. Çok da hafifler. O yüzden evet. Taşımanda zorluk çekmiyorsun. Fincanlar da başlı başına bardaklarla birlikte bir tık uyumlu olmuş ama bardak kenarlarındaki deseni uyduramadım sadece. Bu çok cırt kalmış. Çok değişik bir... O eline alıp göstersene hayatım. Ne cırt çok kalmış? Çok cırt Selami. Kalmış. Şöyle cırt göstereyim. Porse... Cırt. Şey gibi. Alçı gibi de. Evet. Yani alçı. Olmasa da olur. Bir şey olmasa söyleyeyim mi? Olmasa da olurmuş. Onu hiç koymasan. Evet. Direkt onun kağıdı da var altta. Bu şekilde koysanız. Keşke öyle yapsaydık. Evet. Değil mi ya? Hem gözü yormaz. Evet. Hem bakın orada 3-4 tane materyal var orada. Fincanın camı farklı. Lokumluğun nedir o? Kağıt. Seramik mi? O neyse. Başka bir materyal. Üstünde cam. Kağıt peçete, altında kumaştan ayrı bir peçete. Hepsi yani, ayrı peçete. Evet. Belki de şöyle bir fikir sunsam size. Ben söylüyorum diye değil, hakikaten merak ettiğim için Elifçim. Hani böyle hani eski bir fincanı sadece böyle yanında suyla,
tepsinin içinde böyle bir eski usul getirseydi. Evet, evet çok, çok iyi olurdu. Olurdu. Gerçekten çok hani iyi olurdu. Evet. O zaman daha etkileyici hani olurdu. Hani mesela ben bu eskiden tepsi mi vardı? Ben size bu eski fincanlarla böyle tepsinin içerisinde eskiden geldiği gibi tamam mı böyle evet. Yine bu tarz bir şekerlikle de tatlı lokum neyse koysaydın. Bir nostalji. Hani bir nostalji bir konsept olmaz mıydı? Olurdu Aslanım evet. Konuşan peçetelerin paketi ne kadar? Aslanım 5 TL gibi bir fiyatı vardı. Uygun. Evet. Çok da uygunmuş. Uygun değil mi? Evet. Tepsiler ne kadar hayatım? Hatırladığım kadarıyla 25 ya 30 arası ya. Evet. Evet. Ve bardakları da soralım değil mi? Evet. Bardakların fiyatı 200 TL. Şunu hastanesi. Evet Aslanım. Evet. Şunu çok merak ediyorum ya. Buna ne kadar verdiğini. Onu ben almadım. Bir gold şey altınımlık arıyordum. Arkadaşım bende var dedi o yüzden getirdi. Keşke almasaydım. Keşke vermeydi. İlk başta şöyle koymak istedim. Hatta o anda ona çok kızdığımı belirtmek istiyorum buradan. Helal canım gel. Su verin. Su verin. İyi misin? İç bakayım. İyiyim aslanım. Teşekkür çok ederim. Çok konuştu bugün galiba. Bak çok. Daha yeni başladı. Daha yeni başladı. Dur diyor. Dur diyor. Arkadaşın iyi niyetli tabii ona çok teşekkür evet, ediyoruz. Teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey yok herhalde. Yok aslında. Evet salon yorumlar geçiyoruz. Esra Gelin'in salonu şık spor tarzda dekore edilmiş. Füme ve açık gri kombinlenen oturma grubu kapitone kolçaklara sahip. Gelinimiz kulaklı berjerler ve zigon sehpalarla keyifli bir fiskos köşesi oluşturmuş. Televizyon ünitesi yerine konsol kullanıldığı için televizyon göz hizasından yukarıda duruyor. Pencerede denizlik hizasında güneşlik, tam boy desenli tül ve iki renkli fon perde mevcut. Gri mermer desenli halı ve ahşap kaplama orta sehpa oturma grubuna nazaran biraz klasik. Son olarak küp formlu sarkıta vizeyi salona uygun bulmadığımızı belirtelim ve sözü sunucumuz Aslı Hünel'e bırakalım. Damlacığım, salon yorumuna seninle başlayalım. Konuya saatinle başlamak istiyorum. Saatini odaya uygun bulamadım. Rengi gold'a benziyor buradan yanıltma yoksa. Hani uygundan ziyade biraz yukarıda değil mi o saat? Evet, biraz yani, tavana çok yakın. Çok aşırı yukarıda değil mi? Evet abi. Bir de böyle bütün hepsi böyle bir böyle mi asılır yapıştırılır? Çok yapışık. Biraz daha geniş. Evet. Saniye evet. Şeyleri dakikaları atlamış. Gelin evi saatini. Hani gelin evi saatini böyle bir evet. Sen böyle bir küçültmüşsün. Evet aslında. Bir de böyle tavana asmışsın gibi. Neden? Tamam. İlk başta biz onu yapmayacaktık aslında. Ev sahibine yapmayaydınız sorduk. Daha iyi. Hayır, şöyle ki aslanım. Hiç bizim duvarımıza tablo yoktu o zaman. Direkt saati aldık. Hani bize de yukarıda komşum var hatta dedi ki çok yaygın yapmayın. Hani belki ev sahibi kızar. Çıkartamazsınız. Hiç yoktan bir noktayı boyayın. Hani çıkarsanız öyle çıkın. Biz de mecbur onu o şekilde yapmak zorunda kaldık. TV ünitesi de oradaydı zaten. Onun üstünde o şekilde yaptık. Yani hiç ya o yüzden dediniz olmaz mı? Aslanım o zaman onu aldık. Hani mecbur yani daha da yeni taşınmıştık. Mecbur öyle dedik. Ya bununla ilgili şöyle bir fikir geldi aklıma. Hani böyle boş çerçeve gibi bir şey düşünün. Evet çıtan evet. Şeffaf hani diyelim ki o çıtanın arasında şeffaf bir şey olsun. Ve o şeffaf şeye yapıştırsanız ve o çıtayı tek bir çivide tuttursanız, öyle bir saat yapsanız şunlarla. Evet, evet olabilir aslında. Hani duvarı da böyle delik deşik evet, yapmazsınız bir çiviye, yokta. Bir çerçeve, bir kasnağın içine oturtursanız büyük bir evet. Şeyin veya dikdörtgen veya yuvarlak. Bilemedim, öyle bir fikir olsun eğer bu saatten vazgeçemiyorsanız. Evet. Duvarlarınızın da kötü olmasını vazgeçilmeyecek de bir saat değil aslanım. Evet. Yarın sen de gömeceğiz herhalde değil mi Şemal? Yok. Şemal'cim senin evinde saat var mı? Varsa nasıl? Çok merak ediyorum. Hep soruyordun ya. Evet var. Bilmiyorum yarın sizin fikirlerinizi alalım. Sonra ben kendi fikrimi de söylerim. Yarın görelim. Peki tamam. Evet. Çok merak ediliyorum Aslı Hanım. Yarın ne olacak evet, bakalım. Evet hiç diyor vermedi. Herem olduğu evet. Gibi onunkini de merak ediyoruz. Değil çünkü mi? Günü gelenin merak ediliyor evet, evi Aslı Hanım. Normal. Devam edelim. Devam ediyorum. Abajur tekrardan dikkatimi çekti. Lambader. Lambader abajur demişim. Lambaderi oturma odasına uygun bulmuyorum. Bu arada konseptine de çok uygun gelmedi bana. Rengi üstü krem beige tarzı çünkü. Bir tek ayakları koltuğun ayağıyla yakın bir renk ama aynı ton değil yakalanmamış. Koltuk ayaklarına masan da uyumsuz geldi. Halının
deseni aşırı karışık geldi bana. Çok göz yoran bir halı. Bu arada fiyatı ne kadar halının? 600 TL. Uygun almışsın halını da. Evet. Koltuk takımına gelecek olursam diyeceğim de isterseniz biraz da bence de ya. Ben yorumladım. Halı bence gayet uyumlu. Çünkü şey uyumlu renkli onları aynen öyle. Diğer koltukla da uyumlu koyu evet. Çizgileri. Açık renkte bu koltukla uyumlu. Ben tam tersi fotoğraf çerçeveleri falan olsun, tepsisi olsun. Hem rose gold hem gold. Bir sen de ahşap çok dikkat detayı etmiştik çok kendi evinde. Evet. Burada da dikkat etmekte haklı galiba. Ben devam evet, edeyim Aslı Hanım. Evet. Bugün dördüncü gün ve dördüncü günde de yine beni gelin evi yeni gelin koltuğu karşılıyor diyeyim. Yeni gelinlere seslenmek istiyorum hatta buradan. İlle de böyle bir takım almak zorunda değiller. Hem rahat hem spor hem şık bir koltuk takımı olduğunu düşünüyorum koltuklarımın. O tarzda da düşünebilirler bu arada. Ben koltukların fiyatını merak ettim. Koltuk takımım, orta sehpam, işte konsolum ve yemek masam 30.000 TL. İyi, güzel fiyat. Evet, gayet evet. Makul. Şey, evet, perdelerin evet. Fonları ne kadar bu arada? Perdelerin fonları da 2.000. Avize'yi nasıl buldunuz ve tam karşıdaki at figürlü kanvas tabloyu? Aslanım. Bence Avize biraz da şevval konuşsunuz. Bence da. De. Kanvas evet, tablo bence... Girdi kız konuşacağım. Girdi ben konuşacağım arkadaşlar. Siz, sakin olun. Siz bir müsaade edin. Girecek konuya. Sen müsaade edersen sen konuşacağım. Ben sana öncelik verdim. Damla çok dolmuş. Gerçekten çok dolmuş. Aşk olsun. Hani böyle her evde çok dolu evet, geliyor. Evet, Damla kendi gününü geçirdikten sonra böyle bir rahatlama geliyor sana. Hayır, rahatlama hani, gelmiyor. Hayır, gerçekten öyle. Ben seni az çok yani gerçekten çözdüm. Sen birazcık hani, daha düşün istersen. Yok hayır, ben seni bak ben gerçekten kusura bakma. Ben. Evet, sen. Ben Şevval hakkında çok yanlış düşünüyordum ama ben senin hakkında gerçekten yani bambaşka hangi yanlış konuda? Düşünmüşüm. Beğendiğimi beğendim, beğenmediğimi de hayır, beğenmedim hayır, diyorum. Dürüst hayır, olmam mı zoruna ben gidiyor? Ben buna kesinlikle inanmıyorum. Buradaki üç kız ne derse sen aynısın. Üç kız ne derse sen aynısın. Hiç farklı bir şey yok. Nasıl böyle dikkat ediyorum ben hayır, yaptım farkındaysan. Bak bugün ben hiçbir şekilde hani size böyle kötü bir eleştiri yapmadım. Bugüne kadar hiçbir şekilde yapmadım. Hep sadece böyle... oturma odandan bahsediyoruz. Bak, daha beş şey dakikalık bir vaktimiz oldu. Ben her şeyi şey nasıl eleştirmiş olabilirim hayır ki? Ben hani bu sadece benim evim de değil. Kendi günün geçtikten sonra Esra'nın evinde de aynı şeyi yaptın. Herkes bir şey söylüyor. Senin hep farklı bir yorumun yok yani. Hep böyle ya Şevval'in söylediğini onaylıyorsun ya Elif'in söylediğini aynısını söylüyorsun. Ya beni bakıyorum... genelde onaylamıyor ama. Hayır, senin söylediklerini de onaylıyor. Böyle zıt eğer bir şey söylüyorsun onu çok güzel onaylıyor. Ama olumlu bir şey asla onaylamıyor. Peki şu anda nerede gördün? Aynen buna katılıyorum evet, işte. Şu anda bunu nerede gördün? Yandığın körükle gidiyor nerede demek mi gördün? Evet. Sizin yani söylediklerinizi evet sizin evlerinizde gördüm. Bugün evet. Benim dördüncü günüm. Sizin hani evlerinizde gördüm. Evet kendi evimi seviyorum. Ben böyle döşedim. Hani bana göre böyle uygun geldi. Böyle düşündüm. Eğer bana hani şunu mesela gold kullanma dediniz. Fincanlarımı da onu söylediniz. Ben de bunu onayladım. Hatta Aslı Hanım da söyledi. Buna da evet dedim. Güzel olurmuş dedim. Böyle böyle bana da fikir oluyor. Ama senin bu tarz yorumun bana kırıcı geliyor. Bilmiyorum hani hiç onlara bakarak. Hiç konuştuğumu düşünmüyorum ben yani. Ben üç gündür başkalarının evine bakarak söylüyorum. Tamam hani ben ne yapıyorum? Sen bunu yapamadın. Bak ben sessiz kalmayı bildim. Yani fikrim yoksa da sessiz kalmayı bildim. Sen Şevval'in yatak odasının, ay pardon özür dilerim. Esra'nın yatak odasını kendi hayalindeki yatak odası olduğu ama, için beğendiğini söyledin. Hayır, ben, bir uyum aramadın ki zaten. Neyini uyum aramadım? Benim ben istediğim orada, yatak odası ben takımı diyerekten onayladım sadece perdesini bunu. Söyledim. Tamam. Bu olabilir. Hayır olabilir zaten. Buna olamaz demiyorum. Hayır, ben bunu senin dile geçirmesi kötü bir şey değil. Evet, ben yine mikserlik yapıyorum. Hayır, ben hayır, şöyle bir şeye değineceğim. Gerçekten Şevval senin evindeydi galiba. Bir sinsi muhabbeti döndü. Evet. Hani bence o sinsinin hani o lafı üstüne alınması gereken kişi sensin. Kesinlikle sendin. Elif için bak, aynı şeyi sendin. Söylüyordunuz. Elif... Sırası geçen herkes için aynı şeyleri söylemeye devam edin o zaman. Hayır ben sen cevap vermiyorum da. Sana hayır. Cevap vermediğim yorum. Şevval'e de aynısını söyledin. Olsun. Elif'e de aynısını söyledin. Şevval diyorum tekrardan özür dilerim sürekli yanında olduğu Elif'e için. Elif'e aynısını söyledin. Esra Elif'e de benim günümde Elif'e de kendi gününü atlattı. Bu yüzden düşük puan verdi dedin. Evet. Yanlış mıyım? Herkes sana bu şekilde yorum yaptı. Evet. Ondan başka da bir şey olmadı. Hayır zaten bunu genel olarak herkes yapıyor. Kendi günü tamam. Geçtikten sonra... Herkes farklı tamam. Hani daha düşük puanlar veriyor. İşte kendi evimi daha yüksek gösterip daha uyum arıyorum puan bak verin. Arkadaşım ben uyum göremediğimi söylüyorum sana. Özür diliyorum golden'la gri tamam, koltuk Damlacığım ben zaten için. Bunu bak ben bu programa katıldıysam yanlışlıklarımı da görmek için tamam. Katıldım değil mi? Güzel.
güzel. Değil mi? Evet. Ben burada mesela bana dediler ki gold olmamış, şöyle tamam. olmamış. Ne oldu bak eleştiri yapıyor hani dördünüz aynı fikirde olduğunuz için ben sizinle bir tartışmaya girmiyorum. Tamam. Ya evet şey, mantıklı demek diyorum. İstediğim evet, en bu şekilde yaparım diyorum. Bunu, yani belki evimi değiştirip tekrar katılacağım. Tamam bak ben güzel. Benim sana demek istediğim şey şu. En son lafım benim Şevval'in laf almasıydı, konuşmasıydı. Şevval senden laf almadı. Hayır. Sen Şevval'in laf dedim birazcık hop da. Hop oradan şunu kapayım, hop buradan bunu kapayım. Hayır acaba ne münasebet. İlk ben konuştum zaten. Çok damlacığım gerçekten. Bak ben sana söylüyorum ben bugüne kadar kimsenin arkasında hani. Kelimelerine dikkat etmeniz. Çünkü ilk önce ben başladım. Cümle ben kurmaya. Kimseyle dolaşmaya gelmedim. Gerçekten yazdım ayıp. Ben devam etmek istiyorum. Bu arada ben evinde bana sesini yükselterek konuştuğun için çok kırıldım. Çünkü şöyle söyleyeyim, misafirperverlik aslında bunu gerektiriyor. Sen bunu uygulamadın. Bir de 4 gün boyunca herkesi gözlemledin, gördün, evet. ettin, iyi yorum toplamaya çalıştın. Ve buraya geldiğimizde yok senin gerçek yüzün. Bence ben senin gerçek yüzünü şu anda burada görüyorum. Çünkü ben doğruysa doğru, yanlışsa yanlış diyorum. Güzelse güzel, değilse de değil diyorum. Konuya direkt olarak ben girdim. Oradan girdim, buradan girdim, şuradan girdim. Sonunda da çıktım konudan. Çünkü ilk konuşma sırası bendeydi. Burada nasıl bir onay alınmış olabilir acaba? Merak ediyorum. Damlacığım şöyle bir şey söyleyeyim. Şimdi ben senin evine misafir geliyorum ve senin misafirine Şevval'e kalkıp yani ben soruyorum. Zigon sehpa ister misin? Tamam. Okay. Benim misafirim bırak da ben sorayım. Yani bunu söylemesi kendini ön plana mı çıkartıyor evet, demek aslında istiyorsun? Ben, seni evet, ezdi mi burada evet, misafirperverliğini? Hani ben zaten senin düşünmen gereken bir şeyi o mu senden evet, önce düşünmüş yani, oldu? Ne oldu? Kusura bakma evet, benim bir rengimde yatağımın üstüne o çıkma muhabbetinde baktığında hani evet ya diyebilirdim bunun ucu gerçekten de hani birazcık gold gibi değil diyebilirdim. Hayır tatlım. Eğer ben gold orada olmasaydı, onun ucu gold olmasaydı zaten gold değil diyebilirdim. Keşke onu deseydin ama yani. Ama gold asıl bence senin yaptığın burada yatağına, herkes uyumak. Ve ben senden izinsiz çıkmadım. Ben izinsizden bahsetmiyorum. Bak, ben çıktığında keşke bana birazcık hak verseydin. Çünkü yakından gördün. Bak ben zaten bana yapılan yorumları eleştiri yapmıyorum. Yakından senin gördün olan tepkine yani. Yapıyorum. Benim orada misafirime neden müdahale ediyorsun? Bak orada da bu Elif de olabilir, Şevval de olabilir, Esra da olabilir. Benim misafirime neden müdahale ediyorsun? Sana demek istediğim şey şu. Duymadım. Bak, benim duymadığım için de evet. ben de unuttun mu sanaraktan sana söyledim. Evet. Allah Allah. Hanımlar artık sen beni eleştirmek istedin. Hayır yanlış düşünmüyorum. Oynama. Katılmıyorum. Sadece bu kadar söylüyorum. Bir şey değil mi? Bence sakinliğimizi koruyalım. Yazık. Biraz yükselmeyelim. Burada bir şey yok şu anda. Şevval'cığım senle devam edelim lütfen. Kanvas tabloyu ben model olarak güzel buldum Aslı Hanım. Fakat sadece koltuklarla uyuyor. Koltuklarla beraber çok güzel. Ama araya TV ünitesi, işte bu halı, bu fon perde, o perde girdiği zaman kanvas tablonun bir güzelliği kalmamış maalesef salonda ve o saatle beraber. Onun dışında ben salonda daha ağır halıları beğeniyorum. Bu şekilde dijital baskılı ince halılardan pek hoşlanmıyorum. Bence güzel olmuyor. Biraz salon olduğu için hani ağır bir halı ama gerekiyor bence. Ama tırnak içerisinde bu da ekonomik bir halı değil mi? Bu biraz evet. daha evet. Ekonomiyle de alakalı değil mi Şevval'cığım? Şu sonuç itibariyle muhteviyatı değil, hani ağırlığından ziyade uyumu hani bakıyoruz ağır, da. Yani çok ince ya Aslı Hanım bunlar. Hani halı gibi bir halı demek Aradım. İstedim aslında. Onlar biraz ücret pahalı ama evet, değil mi? Evet anlamadım. Onlar biraz pahalı ya. Yani bütçeye göre değişir tabii. Orasına giremeyeceğim. Evet, evet. zaten fark ettiysen şey var. Hani genel olarak hep böyle ekonomik. Daha uygun, daha Hı. ekonomik hani evet. şeylerden aldım. Şevval'e yani, neden demiyorsun peki? Sen zaten saati söylemiştin. Ben Şevval'i neden bugün Şevval de saatten bahsediyor diye bir yorum yapabilirdi. Ama zaten saatten bahsetti. O da benim fikrimdi sonuç olarak. Zaten saatten bahsetti. Saatten bahsetti. Hayır yani ilk yorumu ben yaptım bak. İlk saatten bahseden benim. Bunu ben, demek istiyorum sana. Damlacığım neden anlamak istemiyorsun? Bence sen anlamak istemiyorsun. Hayır sen anlamak çok istemiyorsun. Bence oynama. Neyi oynuyorum? Bak sen günün misafir olarak geldim saygısızlık yapma. Hayır ben sana yorumlarıma saygı duyuyorum. Ben sana kalkıp yani. Bağırmıyorum. Ben sana argo konuşmuyorum. Çok sessiz. Ben sana kalkıp bir şey söylemiyorum. Sadece seninle eleştiriye giriyorum. Tamam bu kadar. Tamam yeter. Tamam Damlacığım teşekkür ederim. Damla çok yorumları dengesiz. Ne konuştuğunu da bilmiyor. Yorumları zaten çok tutarsız. Kendiyle de çelişiyor aynı zamanda. Söylediğini unutuyor biraz sonra ben öyle demek istemedim diyor. Söylüyor sonra ben böyle demek istemedim, şöyle demek istedim. Aslında ne dediğini o da bilmiyor. Avizenin fiyatını öğrenebilir miyim Esra? 150 TL. Çok salon avizesi olarak göremiyorum. Yani şey bir de çok siyah kalmış buraya. Neden siyah tercih ettin? Normalde böyle şey ceviz gibi vardı.
ahşap. Evet, ama o uyardı. Olmadı. Gerçekten çok kötü durdu. Nesi olmadı? Aslanım beğenmedik biz ya. Hem oraya takamadık. Önce onu sipariş ettik. Bak onun geldi. Rose Gold'ları da vardı. Keşke Rose Gold alsaydın. En azından evet. Konsolunun oradaki Rose Gold'larla olabilirdi. Uyumlu olurdu biliyor musun? Ne olmuş o kapıların camlarına? Kırılmış. Evet, aslanım kırıldı. Taşınırken mi oldu? Ne oldu? Taşınırken olmadı. Ufak bir kaza. Buradan eşime sesleniyorum. O camı yaptırmadın, çok teşekkür ederim. Ev kazası mı oldu, evet, ne oldu? Aslında. Kocan sinirli mi yoksa? Yok, o kadar yani sinirli ama o kadar da değil. Bir an böyle kapıyı çarpıp çıkınca... Sinirle kapıyı evet. Çarpıp mı çıktı? Evet. Adı neydi kocanın? Muharrem. Muharrem hayırdır? Beni sinirlendim bu kadar, camı kıracak kadar. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hanımlar? Yok. Benim son bir şey var Aslı Hanım. Tüller ve fon perdeleri ben uyumsuz buldum. Çünkü fon perdeleri de hareketli, tülleri de hareketli. Birinden birini düz isterdim, bu kadar. Mantıklı. Mı? Evet, mantıklı. Mantıklı. Evet. Lambelerin fiyatını almadık, bir de onu öğreneyim. Evet, 250 TL'ye aldım. Süper. Uygun diye uyumasa da alıyor musun? Hayır, uyumasa da alıyor muyum değil. Mesela ilk başta görüyorum, beğeniyorum. Alıyorum. Ama sonra, o bana uymuyor. Bilmiyorum, ben uydurdum ya. Evet, yani çok da uyumsuz denemez. Nihayetinde o renk... masanın sandalyelerinin kumaşı var. Konsolunda da aynen o renkler hakim. Ağaç da var. Çok da uyumsuz diyemeyiz. Yani. Aslanım ben yani. Beğeniyorum, bilmiyorum. Ben çok istiyordum o lambeleri de. Ya kıyamam. Bile hadi kuzan. Buradan bir teşekkür ederim. Mutfağa gidin. Bakalım gelin bizim mutfağınıza. Gidelim Aslı Hanım. Buyurun sanımlar. Epey gerildiler. Hiç bitmeyecek zannettim. Böyle olunca da hani konuşsunlar istiyorum, susturmak istemiyorum. Kendilerini ifade etmek istiyor. Ev sahibi gelinimiz de kendini ifade etmek istiyor. Biraz burada ses tonumuz yükselmiş olabilir. Ama onları siz de anlamaya çalışıyorsunuzdur eminim benim gibi. Bakalım mutfakta neler olacak. Gülerek cevap verdik ama senin yüzünü güldürecek bir şey söyleyemeyeceğim maalesef. Hepinizden daha geniş bir mutfağım var kızlar. Sonuçta ferah ferah. En güzel bak artıdasın işte. Keşke güzel bir dekore etseydin. Banyo paspasına dönmüş. Hani şekil olarak da biraz benziyor. Bu yatak örtünü hiç beğenmedim. Bu çeyiz 50.000 TL'yi hak ediyor mu? Hak etmiyor Aslı Hanım. Günü geçenden belli oluyor. Evet. Dil ne kadar sivrileşmiş. Esra'nın çeyizini valla şevval savunuyor. Tabaklarını beğenemedim desen olarak. Kendi yorumlarını değil de bence Esra'nın yorumlarını söylüyor musun? Esra böyle bir şey söyle, sen direkt üstünden konuşur. Hayır ben... Şevval'i bugün biraz sessiz görüyorum, yarın günü diye mi acaba? Kürdanlığı boş mu? Kalınca. İstemede şöyle bir olay oldu. Ne oldu? Eşimden önce babamı istediler. Ne? O gece kocanızla saydınız mı takılanları? Saymadım. Ben saydım. Alınıyor. Az sonra... Esra Gelin'in mutfağı metrekare olarak büyük. Siyah rustik kulplar mutfak dolaplarına yakışmış. Ahşap yemek masası ve ahşap ayaklı sandalyeler mutfağa uygun. Fırın dolabı renk olarak diğer dolaplardan farklı olduğu için şık görünmüyor. Son olarak metal kafesli lambayı mutfağa uygun bulsak da mermer desenli halıyı yakıştıramadığımızı belirtelim ve sözü ev sahibi gelinimize bırakalım. Evet kızlar, mutfağıma hoş geldiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hoş bulduk. Çok güzel yüzünüz. Hani gülerek böyle cevap verdiniz bana. Teşekkür ederiz. Esra'cığım kızlar ben başlamak istiyorum. Gülerek cevap verdik ama senin yüzünü güldürecek bir şey söyleyemeyeceğim maalesef. Çünkü mutfağını beğenemedim. Beğenmediğim şeyler arasında işte kullandığın halı daha çok ön planda. Yani halını buraya yakıştıramadım. Bir de kaça aldın halıyı? 600 lira fiyatı. Yani mutfağına yakıştıramadım. Genel olarak zaten beğendiğim bir şey söyleyemeyeceğim mutfağınla ilgili. Söyleyeceklerim bu kadar, arkadaşlarıma bırakayım. Teşekkür ederim. Elif'e katılıyorum. Halını ben de beğenemedim. Ölçü olarak bu mutfağa uygun ama model olarak biraz salon halısını andırıyor. Onun dışında kahve makinanı orada yalnız beklemezdim. Yanında bir şeker... Ya da daha farklı şeyler olabilirdi. Onun dışında duvardaki tablolar yine gözüme battı. Sanki biraz hol tabloları gibi olmuş. Mutfağa uygun bulamadım.
Bu kadar. Ben de kahve makinesine değinmek istiyorum. Ben de benim evimde de çok konuşulmuştu rengi. Senin de rengin mutfağına uymuyor. Eski ama aldım. Benim başka bir rengim yok ki. İşte kimsenin başka bir kahve makinesi yok zaten. Hayır, benim başka bir rengim yok. Hani şu bu falan diye bir benim renkli olanım o. İşte rengi mutfağına uyduramadım. Uyumdan bahsediyorum. Bir de dediğim gibi o mandalinaları mutfağına uyduramadım. Ama onlar dışında söyleyeceklerim bu kadar. Hiçbir şey beğenmediğinizi söylüyorsunuz kızlar. Bir kahve fincanıyla mandalinaya taktınız. Öncelikle de buzdolabına çok özür dilerim de değinmek istiyorum. Üstü çok karışık geldi bana. Aşırı dolu geldi. Bence buzdolabı birazcık hani sade tercih edilmeliydi diye ya düşünüyorum. Ben öyle seviyorum. Orada hani fincan değil, kahve makinesine takıldım. Bir de ben burada tüle değinmek istiyorum. Burada da yine korniş duvara kadar yine yarım kalmış. O detayı da Elif'te de söylemiştim. Bu şekilde hoş olmuyor. Kornişe kadar keşke olsaydı. Onun dışında ben de halıyı beğenemedim çünkü salon halısı. Bu mandalinalar da çok şey duruyor ya, basit duruyor. Bunları da beğenemiyorum. Bir de suplayı ben yemek esnasında seviyorum aslında. Hani böyle tezgah üstünde, ya masa üstünde, hani obje olarak değil de yemek esnasında bir servis aracı olarak seviyorum. Beyaz eşyalarını iyi ki beyaz olarak tercih etmişsin. Çünkü mutfağın açık renk ya, gri daha sırıtırdı. Bir de bir şey soracağım. Mikrodalga ve fırının olduğu dolabı kendin mi aldın yoksa buraya mı aitti? Buraya aitti o. He, buraya aitti. Evet. Şey, dolaplarla pek onu da uyumlu bulamadım ama kiracı olduğum için bir şey diyemiyorum. Peki ne kadar aldın beyaz eşyalarını? Ben 2 sene önce kadar aldım 16 bin liraya. İyi almışsın. Hepsi değil mi? Evet. Perdeni deyince perdeni mutfak perdesi olarak uygun buldum. Benimkine bir tık benziyor. Normal. Diğer arkadaşların dediklerine katılıyorum. Fiyatı ne kadar perdenin? İkisi beraber 700 TL. Avizeye gelmek istiyorum ben. Mutfak için uygun bir avize. Fakat uyduramadım. Ahşap yoğun, krem yoğun. Daha böyle krem bir şey beklerdim dışını ya da beyaz beklerdim. Aslında ben mutfak dolaplarının kulplarını da siyah istemezdim. Çünkü zaten krem tonlarında ya daha böyle eskitme gold mesela olabilirdi. Kremle çok uyuyor onlar. Geldiğimde böyle değildi. Ev sahibine biz bu dolapları boyatacağımızı söyledik. O da bütün binanın dolaplarını boyatmamızı söyledi. İşte herkes aynı boyadan aldı ve aynı kulplardan aldı. O benim hani şeyimde değil. Mutfak masanın da fiyatını merak ediyorum ben, ne kadar? 1000 TL. Ya bu da biraz bana salon şeyi gibi masası geldi, masası gibi geldi. Öyle duruyor. Öyle normalde duruyor. O katlanıyor mu? Ben onu açık olarak sergiledim. Anladım. Yok ben hani tarz olarak salona aynı şekilde halının da birlikte mesela salona koysan hiç sırıtmaz yani, mutfakta daha sırıtmış. Hepinizden daha geniş bir mutfağım var kızlar. Sonuçta ferah ferah. En güzel bak yani. Artıdasın işte. Keşke güzel bir dekore etseydin de biz de ferah, şık. Ne güzel dekor etmişler. Dekordan evet. Kastın da böyle hani alıp giderken götürebileceğin şeylerden bahsediyoruz. Dekor etseydin ne, hani ne ürünlerle dekor etmek isterdin? Şöyle mutfağa uygun bir masa mesela, çok güzel mutfak masaları var. Mesela şey halının da aynı şekil mutfak halısı tercih etseydin. Hem çok genişçe çok da güzel gösterirdi halı kendisini. Tezgahını çok güzel parçalarla eşleştirebilirdim. Biraz şey kalmış orada mesela, o fincanlar orada ne bileyim. Yani olmamış, yanına bitki koymuşsun. Fincanların yanına. Keşke oraya mesela kahvedir işte, hani o fincanları tamamlamak için yanına da altlarını ya da fincanlarını falan. Yok yok, hem aynen altlarını koyabilirdin. Aynı şekilde hani filtre kahve, işte normal kahve, şekerdi. O şekilde tamamlasaydın keşke. Hani o bitkiler de mesela orada sırıtıyor bence. Bir de ben borularına değinmek istiyorum. Mesela ha, bir dakika bir de şunu eklemek yani istiyorum. Çok duvarım müsait mesela. Buraya uygun bir mutfak fonu da kullanabilirdin. Çünkü kaldırırdı. Mutfağın fonu çok yıkaması geniş. Falan çok zor olduğu için hani. Ama hayatım işte. Ya bir de mutfak ya. Hani mutfakta istemedim. Diğer zaten yatak odam olsun, salonum olsun. Var. Evet artık konuşabilir miyim? Tabii sıra geldi. Mutfak boruna değinmek istiyorum. Benimkine çok az dediniz, seyrek sarılmış dediniz ki benim borum gözükmüyordu. O yeşil çiçekleri buraya yakıştıramadım. Çok seyrek ve çok büyükler. Daha ince bir şey beklerdim. Bu kadar. Ocak sana mı ait Esra? Evet bana ait. Neden beyaz eşyalarının aynı rengi tercih ettin? Ocağı çünkü daha önce ankastreyi aldın. Ama ocağı buraya ankastre olmadığı için ocağı ayrıyetten aldın. Onun siyah fiyatını olması seni zorlamıyor mu? Yani zorlamıyor. Birazcık toz alıyor. Evet çok aşırı derece tozlanıyor. Bence siyah olması ama çok hani zorluyor. Ben yani kendi evimden aldım bir kere biliyorum. Yapacak da bir şeyim yok. Mecbur kullanıyorum. Ben alırken ona dikkat ettim. Kesinlikle siyah çok zor. Evet. Ne kadar aldınız? Buradan gelinlere sesleneyim. Yeni evlenecek olanlara siyah asla almayın. Çünkü aşırı tozlanıyor, kirleniyor. Temizliği çok
çok zor. Katılıyorum özellikle. Ben de kullandığım için ben çok iyi biliyorum. Esra sen konuşurken fiyatını duyamadım da sen fiyatını sormuştun. Ben hepsi sordum. Beraber. Ne kadar diye. Zaten o beyaz eşyalar evet hepsi ben beraber. Dahil olmuş. Evet. Peki. Uygun almışsın bayağı. Yorumlarınız bitti mi hanımlar? Bitti. Evet. Esracığım yeni evlenecek gelinlerimize verdiğin tavsiye için teşekkür ederiz. Evet evet mutlaka bence dikkate alsınlar. Şimdi ne yapıyoruz hanımlar? Tabii ki haftanın ödüllü oyununa geçiyoruz. Hadi geçelim. Geçelim. Mutfakta en sevmediğim şey halı oldu. O asla bir mutfak halısı değil maalesef. Şimdi sıra haftanın ödüllü oyununda. Neydi ödüllü oyunumuz? Çarşıdan aldım bir tane, eve geldim bin tane. Evet, nara yıkıyorsunuz. Evet. Ve bununla birlikte birinci olan gelinimiz bizden bir altın kolye kazanıyor. Görmüş olduğunuz altın kolyeyi veriyoruz. Ama altın bir hediyem daha var. Çok merak ediyorum. Sürpriz olsun, böyle biraz merak uyandırsın istiyorum. Ama şunu söyleyebilirim ki gerçekten çok değerli ve çok güzel bir parça. İkisini size hediye edeceğim. Tabii ki 120 saniyede en fazla narı ayıklayan gelin cuma günü benden bu iki armağanı alacak. Yani. Çok güzel. Evet, dün 28.2 gram nar ayıkladı. Bakalım geçebilecek misin? Bakalım Aslı. Diğer Esra'yı. Evet. Hazırsak başlıyoruz. Evet Aslı Hanım hazır. Üçten geriye sayalım birlikte. Okay. Üç. İki. Bir. Başla. Hadi ben de öyle yaptım ama hiçbir işe yaramadı. Yaramadı mı? Esra. Bence Esra yapar. Bence de yapar. Esra. Yapar. Biraz yavaş mısın Esra? Esra bana da hızlı. Esra bence biraz yavaşsın. Hı. Biraz daha. Esra, evet hayatım. Devam hızlı devam. Konsantre ol. Geç. Daha konsantre ol. Bana ne da diyorsun? Geldi ayağıma. Kısmet. Geliyor ama. Olsun olsun yap. Ya. Hadi Esra. Evet azıcık bu tarafa çık çok o tarafa. O beyazları ben çıkaracağım. Onları iyi ayıkla. Onların hepsi puan. Evet. Yapabilirsin. Yapacak. Geçemez siz de geçer ki, mi? Ben geçmesini istiyorum bu arada. Ya. Evet. Tartışarak özellikle geçmesini istiyorum. Yani. Evet. Sen kimin kazanmasını istiyorsun haftanın ödüllü oyunu? Damla beni çok oynuyorsun ya. Esra'nın kazanmasını istiyorsun. Sen? Ben de Esra'nın. Hadi hangi ya. Esra bilmiyorum. Güzel. Güzel bir ortalama çok. Ben senin hemşirinin yanında olman gerekiyor. Değil mi? Evet. Hemşeriyiz. Hemşeriyiz. Evet, o evet, zaman... Esra. Hadi Esra yaparsın. Esra. 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 Haydi. Esra. 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 Bir de haydi Esra, haydi Esra, haydi. Tam zamanı, tam zamanı şimdi. Evet. Mahvoldu her yer. Son zaman. Boşanız. İyi gidiyorsun Esra. Çok az kaldı. Hadi devam. 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 Ya çok fenasınız. Devam. Seçilere inanma. Ah inanmasam. Yine son 11 saniye. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Allah'ım. Onları da atmadım hadi. Yalnız rica her yer mi? Mahvoldu. Ha bunu. Evet aslında. Ya onu tartacağız aslında, ya. Evet. Ama öncelikle ne yapacağız? Şu altın kolyem. Bana evet. Doğru çekeyim Aslı Hanım. Şimdi bu beyazları ne yapıyorduk? Atıyoruz. Atıyorduk. Yani ne yapalım sen yapmadın. Atalım. Ben yapacağım. Şimdi bunları bir güzel ayıklayacağız. İyi bak suları yok burada farkında mısınız? Çok izledi evet. Ama. Aslı Hanım dün evet. Damla o kadar bunu çok süderek döktü ki. Ne? Benim narları şimdi bakacağım tekrar öyle yapacak mı? Ama hiç suyu yok. Ama bu neredeyse hiç suyu yok ben sana söyleyeyim. Öyle. Aslında çok suyu çıktı sanki. Yok hayatım senin narında mı çok su vardı? Evet Aslı Hanım benim narımda bayağı su vardı. Damla da hatta bayağı süzdü de süzdü. Geçmiş olsun Aslı Hanım. Canım sağ ol. Ya ben güç rakipler istiyorum karşısında. Vay. Evet. Ay vallahi yıkladım. Görüyorsan evet. Sen evet, de evet, al Esra. Evet çok temiz oldu Aslı Hanım hatta daha oldu fazla mu? Temiz oldu. Evet evet. Bence birazcık da kalmalı.
Ay, çok aslında merak yine ediyorum. Şöyle süzerek elinizle koyun yine. Şöyle yapıyorum bak. Gelmiyor suyu. Bak. Bence geçmiştir diye düşünüyorum. Gerçekten yokmuş suyu. Yok yok, suyu neydi ya? Bardağı koy iç şeklindeydi ya, seninki. Şey, çok suluymuş. Ben narsist gibi oldum. Evet ya. Nasıl bir hışımla yaptıysan Esra. Keşke suyu olsaymış, kız kazanırmışsın. Bakalım. Evet. Altından peçeteyi de rica edeyim ben. Tabii aslanım. Ay çok heyecanlıyım şu an. Sen niye heyecanlandın? Ben heyecanlanmalıyım. Ben çok heyecanlandım. Öne koyalım. Evet. Şöyle bir basalım düğmesine. Dındırırırırırırım. Gelinin müziği veriyorum arkadan. Koyuyoruz. Hazır mısınız? Hazırız aslanım. Çünkü kaçtı seninki? 28.2 idi aslanım. 28.2. Evet, bunu da koyuyoruz. Evet, bakalım. Ay, seçildim. Aslanım aynısı. O zaman bir daha 28.2. 2'ye kadar aynı. Yok artık ya. Esra'lı olaraktan. 2. Sen oradan bir nar ver bakayım bana. Bence biraz. Narı ver. Ha, bir tane vereyim aslında. Şüpheye düştüm ya, biri şaka mı yapıyor? Bakayım. Vallahi. Yok yok. 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 Şaka falan değil. Aslanım şoktayım. Bir daha koyacağım dur. Ben de. Ay yok artık. 28.2. Bu kadar olur. Yok artık, ben şoktayım ya. Nar mı ayol? Evet. Demek aslanım, elimdeki o son kalan elimdekileri de atsam almışım. Aslanım, bu arada biz dün Şevval arkadaşımla konuştuk. Evet. Acaba aynısı olsa ne olur diye. Tam üstüne denk geldi. Mümkün değil falan dedik. Evet, bakalım hatta. Eğer ki sen yarın 28.2'yi geçersen yapılacak bir şey yok. Sen de 28.2 yaparsan üçünüzü aynı anda yarıştıracağız. Tamam. Aslanım peki mesela geçemezse ikisi de Şevval'in evinde mi yarışıyor tekrardan? Evet. Evet. Ona göre. Aslanım onun halısı beyaz, ben yine burada şey yaparım. Madem vereceğim hepsini birden göndereyim. Evet hanımlar, bakalım yarın Şevval gelin nar ayıklamada usta çıkacak ve sizi geçebilecek mi? Evet. Ve yarın büyük ödül de kimin olacak? 50.000 TL'yi hangi gelin alacak? O da yarın belli olacak. Şimdi ellerimizi yıkıyoruz ve ne yapıyoruz? Yatak odasına geçiyoruz. Geçelim. Gelinler yatak odasını değerlendiriyor. Buyurun. Gelin evi. Esra Gelin'in yatak odası Rose Gold detaylı ahşap mobilyalara ev sahipliği yapıyor. Bizon rengi kapitoneli yatak başlığı ve damask desenli yatak örtüsü güzel kombin. Gelinimiz makyaj masası yerine şifonyer tercih etmiş. Gold detaylı krem renk avize odanın tarzına uygun. Son olarak düz fon perdelerin yatak örtüsüyle daha uyumlu olabileceğini belirtelim ve sözü ev sahibi gelinimize bırakalım. Evet kızlar, yatak odama hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yorumlarınızı bekliyorum. Abajürlerini gördüm. Abajürlerinin kenarları gold. Odanda daha çok rose gold var. Evet. Dikkatimi çekti. Uyumsuzluğunu söylemek istiyorum. Yatak örtüne değiniyorum. Yatak örtüne fonlarını uydurmaya çalışmışsın. Birazcık bir nevi olmuş. Bu uyumu yakalayabildim. Ama başlığına... Rose Gold'u ve gold detayını beğenmedim, yakıştıramadım. Bir uyum göremedim burada. Damlacığım, Rose Gold'la yatak başlığımı beğenmediğini söylüyorsun ama... Yani beğenmediğim zaten krem değil, rengi. Uyum içinde değil. Mobilyaların tek başına rengi, güzeller. Tek krem başına. Rengi zaten. Bu vizon. Bu krem rengi değil, vizon. Evet, krem değil o. Yani krem var mı diye bakıyorum. Yok. Sanki halı da mı? Bu arada şey, halıların yani bayağı senelerce... Kullanılmış da öyle evet, duruyor gibi. Benim de dikkatimi çekti. Şey, affedersin ama biraz banyo paspasına dönmüş. Hani şey, şekil olarak da biraz benziyor. Deforme olmuş biraz. Evet, şey, neden böyle? Ben onları makineye attım çünkü. Makineye attığım için ama böyle şey, oldu. Ama şey, ben de atıyorum sürekli makineye. Bilmiyorum, ben makineye attığım için böyle oldu. Ben halıcıya da götürdüm onu, makineye attığım zaten için oldu. Zaten yıkanılabilir bir şey ama. Bana direkt o şekilde söyledi. Yanlış çıkmıştır belki, yumuşatıcı. Yani bilmiyorum, yani hani yumuşatıcı kullandım evet. Çok fazla basit buldum. Bu arada halıların ne kadar peki? 650 TL. Ya kesinlikle üçü etmez. Beraber. Aldığın yere git, bence bunu gösterdi ki 650 lira mı geri verdi.
Evet götürdüm. Bana dedi ki yanlış yıkamışsındır. Yani ya yanlış yıkadı dedi ya da makineye atmasaydın dedi. Yani ben geri almıyorsa bence sen bunu rahat yerine başka bir şey al. Çünkü gerçekten çok kötü duruyor. Yıkanabilir alı zaten makineye atılır. Evet bilmiyorum. Hani bana direkt öyle söyledi. Hiçbir şey söyleyemedim ben de zaten. Bu arada abajurların gold... bakır rose gold tonlarında ben de salonumda kullanmıştım bu rengi. Evet. Neden o şekilde aldım? Zaten bu renkte abajurlar var. Evet. Neden gold tercih ettin? Yani bilmiyorum direkt onu hani seçtim herhalde. Ama bu da yani hediye çok... mi bu arada? Hayır hediye değil. Yani direkt eşim geldi. Gold. Yani avize de gold. Evet. Onu da öyle kullandım. Evet avizem de gold. Yani çok uyumsuz kalmış. Keşke onları da rose detaylı alsaydım. Ne kadar aldın peki? 550 TL. Yatak odası takımını ne kadar aldın? 16 bin olması gerekiyor. İyi almışsın. Zaten bir senelik evlisin. Yatak örtünle fonların uyumunu beğendim. Renk tonları güzel olmuş. Perden de böyle de olabilir ama çizgisiz olsa daha da güzel biraz durabilirdi. Biraz mutfaktakine benziyor. Makyaj masanın üzerindeki danteli ben beğenemedim. Bu kadar modern mobilyaya yakıştıramıyorum. Dış ses danteli alabilir miyim? Gösterelim. Ama sanki pudra detayları var. Evet. Renk uyumu olabilir. Her renk uyumu her yere uyacak diye bir şey yok bence. Dantel olması benim için hoş değil. Bugün özel mi serdin yoksa? Yok hayır normalde de kullanıyorum onu. Ha, ben mesela dün kendi günüm diye sermiştim. Normalde hayır. Ben de pek sevmiyorum dantel. Evet. Onun dışında rose gold'la gold uyumunu ben sevmiyorum. Ya rose gold ya gold olsaydı keşke o şekilde devam etseydi. Onun dışında tüllerinin bütün evde aynı olmasını sevmedim. Mutfaktaki tül yatak odasında kullanılmış, yatak odasındakinin aynısı salonda evet, da var. Aynı yerden. Çok hoş durmuyor maalesef. Bu kadar söyleyeceklerim. Bir de perdelerin fiyatını öğrenebilir miyiz bu arada? Perdelerin fiyatı 2000 TL. Anladım. Yatak başlığını niye bu şekilde tercih ettin? Çok kısa kalmış. Neredeyse yastıklarınla aynı. Bu mobilyayla beraberdi zaten. Direkt hani onu almak istedim, onu aldım. Yani çok üstüne durmadı. Bir de Chester model ya. Keşke biraz daha böyle hani ahşaba yakışır bir şey olmalıydı. Ben yorumumu yapayım. Tablonu oraya asmışsın resminizi. Güzel yapmışsın. Yani ben daha yapmadım çekimimi. Çekim yapınca ben de asmayı düşünüyorum. Ama bu yatak örtünü hiç beğenmedim. Tüllerin aynı şekilde yani fonlarını hiç yakıştırmadım yatak odana. Genel olarak bence bir karmaşıklık var. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ediyorum. Yatak örtüsünün fiyatı ne kadar peki? 1000 TL. 1000 TL. Evet. Tek ayrı mı aldın onu? Hani bir set var mıydı? Vardı. İçinde battaniyesi, yorganı evet, falan vardı. 1000 lira deyince sadece yatak örtüsü. O yüzden sormak istedim. Yani uygun hepsi. Almış ama. Evet uygun almış çünkü yeni evli daha. Hanımlar yorumlarınız bitti mi? Evet. O zaman sizi biraz dinlenmeye gönderelim. Esra Gelin de bu arada çeyizini sersin. Bence çıkalım, de yorumlayalım. Hadi bakalım. Bakalım. Siz neler bekliyor? İşte bir yıllık evli Esra Gelin'in çeyizi. Gelinimizin çeyizindeki favori parçası porselen oyuncak bebek. Metal detaylı, renkli camlı su takımı, renk renk oyalı yazmalar, tığ işi yumuşacık banyo lifleri, el örgüsü yelek ve şallar gelinimizin çeyizinin kıymetlileri. Esra Gelin'in çeyizlerini serdik hanımlar. Esra'cığım, kendi yaptığın bir şey var mı bu çeyizde? Evet aslanım, mavi tülbenti ve yeşil tülbenti ben yaptım. Uzanabilir miyiz göstersek veya rica etsek? Rica edebilir miyim dış ses? Evet, bir de yeşili var. Evet. Hoppa! Evet. Yeşilini de uçur bize. Uçur! Hoppa! Sen yaptın bunları evet, bakın. Aslanım. Böyle kibar, boncuk işi. Evet, değil mi? Evet. Bu tığ... Değil mi? İğne değil, tığ. Tığ aslanım. Tığ. Evet, güzel. Kolay olan. Peki, favori parçan hangisi? Aslanım, favori parçam bebeğim. Bebeğin? Evet. Enteresan. Neden evet. Favori? Yani hatta çeyizde getirirken bile özellikle o hani kırılmasını istedim. Çünkü onu porselen bana babam... Porselen mi? Evet, porselen. Onu babam getirmiş bana 4 yaşındayken. Ama hani getirdiği anı falan hatırlamıyorum ama benim için çok önemli. Nereden getirmiş baban? Aslanım, ya İran dediler ya da Kıbrıs. Anladım. Ay çok güzel. Adı var mı onun? Ayşecik. Bakabilir miyim? Bak tabii. Ya evlensek de içimizdeki o çocuk hiç ölmüyor değil evet, mi? Enteresan. Evet. Birçok gelinlerin çeyizinde böyle bebeklerini görüyorum ben. Çok gezdiğimiz evet, için. Güzel. Ne diyordun Esra'cığım sen? Şu yanında da gelinlik evet, gibi bir şey vardı. O dikkatimi çekti. Uzanalım mı? O da benim. Nedir bilmiyorum. O? Yine de sesten rica edelim. Evet, yakalayalım. Bunu sen küçükken mi giydin? Evet aslanım. Sen de böyle sever miydin küçükken sana da giydirirlerdi aslanım, düğünlerde? Aslanım bu gelinliğin bir hikayesi var hatta. Ben abimin düğününde yani halamın oğlunun düğününde
çok ağlamışım işte düğün vakti geldiğinde. İşte ben de gelinlik giyeceğim, çok istiyorum falan filan diye. Evet. Kuzenlerimi almışlar ki babamlar da bana almamış. Babaannem gidip hemen bu gelinliği bulup getirmiş bana. O günden beri de saklıyorum. Ay böyle büyük anneler, babaanne, evet, anneanneler evet. Torunlarına hiç kıyamazlar. Evet. Sana da kıyamamışlar. Evet, kıyamamış. Canım benim ya. Sen de giydin, evet, hevesini aldın. Aldım, şimdi saklıyorum aslanı. Saklıyorsun. Hadi çok bakalım. Güzel. İnşallah kızın olur, o da giyer. İnşallah. İnşallah. Evet, siz nasıl buldunuz kızlar? Çeyizli. Aslanım, benim gözüme bir şey çarpıyor da evet. Göstermek istiyorum. Göster şey var. Bu istemem de geldi. Evet, istemem de geldi. Esay 520 TL'lik çiçekle istemişler. Ne diyorsunuz evet. Ya? Aman aman. Aslanım, ben daha şimdi fark ediyorum. Bana dönük olduğu için gözümden kaçmadı. Hiç dikkat etmemişim. Hakikaten... Bir de benim edecek ki yani. Aslanım şu hiç... an böyle verev koydukları için herhalde. Evet. Bu yapay mı? Yapay. Tabii yapay çiçek. Yapıyorsun. Sen bunu hiç bozmadın hiç galiba. Hiç bozmadım aslanım, geldiği gibi. Biliyorsunuz hafta boyunca Sinop'la Esra'cığım çeyizde epeyce iddialı olduğunu söyledi. Evet aslanım. Pek de beğenmedin diğer gelinlerin çeyizlerini. Yani aslanım hani az yeterli buldum, az buldum az buldum dedim. Çok bulduğumu çok buldum dedim. Hani yetersiz buldum. Yani yetersiz bulduklarımı da söyledim. Hani eyvah bunu duyan Damla şöyle attı bak yapayım. Bunu duyan Damla şöyle yaptı. Damla'nın çeyizini yeterli bulmuştu. Ha, böyle demişti yani, bir dakika dedi. Ama evet, söz sonra şimdi. Vallahi ben korktum Damla'dan. Evet, ben gelecek ben... soldan sana gelecek evet, gibi geldi. Ben yüzüklü... Damla dolup gelmiş aslanım zaten. Aşk olsun. Ben yüzüklü lifleri seviyorum. Hoşuma gidiyor ve onun yüzüğü çıkıyor bu arada. Kim yaptı onu bir derim. Onu bana halam yaptı. Çok güzel yüzüğünün çıkması detayını çok beğendim. Bir de şuradaki Tilbenti beğenmiş. Dikkatimi çekti. Namaz başörtüsü. Evet, onun altındaki de gayet güzel. Evet. Bu çok da hoşuma çok gitti. Güzel. Benim parçalarıma çok benziyor. Bunu kim yaptı peki? Bunu kuzenim bana hediye etti. Çok güzel. Aynı İğne oyası galiba. Evet, anlıyorsun değil mi bunları? Yani kullanıyor muyum? Bunu kullanmadım. Ama evet. Tülbent olsun, lifleri olsun kullanıyorum. Bak, çok güzel ama çok ince. Yok, bunu oldu. Şöyle satıya atıyorum aslanım. Niye yaptın öyle? Tatmin etmedi seni. Ay bu ne? Önlük niye aslanım. Seni tatmin etmedi bu arada? Mor ring mor çok severim bu arada. Önlüğünü mü beğenmedin? Beni. O yüzden evet. Tatmin etmedi beni. O yazı falan o yüzden tatmin etmedi. İşlemesini beğenmemiş. Evet aslanım. Hazır ama diye mi? Evet. Hazır mı? Sana mor güzel bir şey. Duydun mu? Duydum aslanım. Ha. Antika gibi duruyor. Antika evet, mı bu? Aslanım antika yani şöyle söyleyeyim. Babaannemin sanırım ya annesinden ya kayınvalidesinden. Biz köy evini boşaltırken gördük. Evet. Onu da oradan ben alıp gelmek istedim. Antika direkt aldım geldim. Ama hani böyle eskiden kalan evet, eskiden parça. Kalan bir şey. Bu çeyiz 50.000 TL'yi hak ediyor mu? Hak etmiyor aslanım. Bence dolu. Ha? Bence dolu. Bence de fazlası var. Çok fazlası var diyorsun. Fazlası mı var? Çünkü demin de dediğim gibi. Fazlası var hayatım. Şey, bu kadar bugün... lif dedin, o kadar şey dedin, i̇şte, bu kadar şey dedin. Bir de hak etmiyor diyorsun. Ne pazlı olacak? Pazlısından da bahsedelim istiyorsan. Senin battaniyelerinden bahsedelim. El işi, en azından el işi. Ben biraz da havlulardan bahsedelim. Battaniye gerçekten koymak istemedim. Bir dakika hayır. Sen de ben battaniyesini eleştirdiğimde yol gayet güzel demiştin Damlacığım. Battaniye. Anlamadım. Yarısı battaniye dediğimde yol gayet güzel, ne koyacağız? Hayır, battaniyeler dedi. Zaten güzel, ne koyacağız diye bir kelime kullanmadım. Yorumları. Çünkü ben kullanmadım ve battaniyelerin girdiğini de yani ilk defa böyle gördüm diyebilirim tamam. Sana. Ben battaniyeli tamam. Bir çiz. Battaniyelerimi koymadım, evet. Ben de kullanmadım. Bu da ses rica ediyorum. Dünküyle bugünkü yorumunu yan yana koyarsanız seyirciler de görsün. Evet. Damla ve tutarsız yorumları. Ben kapatmasın diye battaniye hiç kullanmadım şeyde. Tamamen hani... Çeyiz. Evet, mesela bu yarısını full battaniye görüyorum şu an. O yüzden biraz az buldum. Evet. En azından çeyizinde olta yok. Bakın çeyiz bu, her şey olabilir. Ne demek her şey olabilir? Balık mı tutuyorsun çeyizinde? Burada görmek istemedim. Burası çok dolu ama seninki çok boş olduğu için altını kaldırdık. Ama dün yatak boş demedin. Aynen. Hayır, çeyizin boş geldi. Ben yarısı battaniye dediğinde seninki de sen boş geldi. Seninki de çok boş geldi. Seninki de çok boş geldi. Çünkü benim çeyizim çok doluydu. Sadece peki gülüyorum. Bir şey soracağım. Sanki de yani. Bugün 4. gün. Evet. En iyi çeyiz kimde vardı size göre? Bana göre bende vardı bence. Herkes kendininkini tercih eder. Aslanım çünkü hepimizinkisi çok emekli. Bugün aslında. Bugün mü diyorsun evet. Şeyma?
Bugün fazlası var. Bugün ben aslanım. Birazcık söyleyeyim. Ben bunu oynamıyorum. Bugüne kadar eleştirdiğim şeyleri eleştiriyorum. Şey söyleyeceğim, burada Esra da çok güzel oynuyor. Puanları aldı, aldı. Yüksek puanı da aldı. Evet. Yüksek puan bunu 3 veren sen aslanım, mi söylüyorsun? Aslanım, bilim oynamayan sadece ben söylemiyorum. Sen bahsediyorum. Ben söylüyorum. Hayır, tek tek konuşun. Tek tek konuşun. Ben sana 4 puanı vermedim galiba. Esra arkadaşım sana verdi. Evet, hak ettim verdim. Aldın evet, puanı. Evet, hak ettin demedin mi? Bugün linçliyorsun. Yani hiçbir zaman günümü oynamadım. Hani bilmiyorum. Ben yani de oynamıyorum. Günü geçenden belli oluyor. Evet. Dil ne kadar sivrileşmiş. Bugün onu görüyoruz. Dolup dolup seni gelmiş bu kadar resmen. Sivri dili senin görmemiştim bugüne ne kadar. Ne sivri yorum yaptım çok mesela? Sabahtan beri sivri yorumlar yapıyorsun. Olan şeylere, liflere bence bak. Bence hak etmiyor dedim ya. Neden hak etmiyor? Evet, Ceva güzel bir soru sordu. Neden bu hak etmiyor dedi. Cevap da aslanım, dün hani benim çok battaniyesine mesela laf ettiler ya. Bugün de çok lif var. Yani çok lif olunca hak ediyor mu onu sormak istiyorum ben. Evet, o da sana bunu sordu. Hayır, çok el işi var. Çok fazla var. Yani bunlardan eksik olması, eksik olmasındansa çok olması bizi rahatsız etmez. Tamam. Yani hazır. Benim hiçbir şekilde eksikliğim yoktu. Buyur. El işi de çok sen var. Sen de bu kadar hazır yemek var mıydı? En çok hazır sendeydi yemek hayatım. Yemek yoktu sende. Çeyizde hazır tartışılmıyor. Çeyiz getirdiğimiz her şeydir. Tamam, ben de aynı fikirdeyim. Ve bence burada hikayesi olan parçalar da var. Namazlık, el işleri de çok fazla. Çok fazla. Yani ben hak etmediğini düşündüğüm bir vallahi fikrim olmadığı için hak ettiğini düşünüyorum. Çok enteresan bir şey yaşıyorum ben şu anda. Aslanım. Esra'nın çeyizini valla Şevval savunuyor. Evet. Biraz da sen savunuyorsun. Ekim Aslan'ım Şevval'i. Helal olsun. Çünkü sen marşimsiniz Aslan'ım. Ben fikrimi savunuyorum. Hayır. Şöyle. Benimki kadar bak şimdi. Belki de diyecek ki Esra'nın benden daha fazla çeyizi var diyebilecek kıvama geldi Şevval. İşte doğru belki de izleyenler de sizin gibi. Belki öyle midir? Yarın hakikaten göreceğiz bakalım. Yani siz az dediğiniz için, etmez dediği için haksızlık etmeyin az diyor. Az demedik aslanım. Sadece yetersiz dedim ki 50 bin çok fazla lif var dedim. Aynı şekilde evet, ne görmek isterdin? Evet, ne görmek istemedim. Gerçekten bunu söylüyorum. Yani hani görünce her şey çeyiz diye varsa. Hayır, ben battaniye çeyizden sayılmıyor demiyorum. Bunu hani dün de söyledim. Evet. Senin çeyizini beğendim de dedim. Yok, ben söyledim. Sana demiyorum. Şevval ben söyledim. Söyledi ya. Evet. Bitirin. Şevval'e de çok teşekkür ediyorum. Gerçekten hani ben yani kendimi benden daha çok savundum. Valla ben ya. Hayır, sen çünkü kendim günü. Teşekkür ediyorum. Hani ilk defa gerçekten Şevval'den olumlu bir yorum gördüm. Çok teşekkür ediyorum ona. Bence burada önemli olan söylediğimiz bence bir saniye bitireyim Esma konuşsa. Ona da söz vereceğim. Kendimi savunmam bittiği zaman ona da söz vereceğim. Yani beni mi savundu, çeyizimi mi savundu bilmiyorum ama muhtemelen çeyizimi savundu. Beni savunmamıştır orada. Öyle düşünüyorum. Burada önemli olan burada söylediğimiz fikirleri sebepleriyle açıklamaktır. Evet. Ben burada yeterli bulduğumu söyledim, sebeplerini söyledim. Arkadaşım yetersiz bulduğunu söylüyor. Eksik neden ne? Yetersiz eksik diyoruz? Yani? Sadece çok fazla lifi var. Tamam, fazla çok fazla işte lif olması bir çeyizli burada 50 bin lirayı hak etmediğini düşündürmez. Var dediğiniz peki bir şey söyleyeceğim. Ben söylemedim. Ben kaçıncı günüm tam burası dördüncü günümüz olması dört gerekiyor. Canım, kıyaslama dört yapıyorum. Elif'inki bana az geldi demiştim. Seninki de hani birazcık azdı, altları boştu. Kendime göre size yorum yaptım. Benim çeyizim çok doluydu ve kendi çeyizim gibi gördüm. Yani çok var çünkü burada da emek çok var. O sebepten ötürü ben savunmamı yapıyorum. Emek her çeyizde var zaten. Hayır, emeksiz veya emekli demiyorum. Sadece sizinkine göre yorum yapıyorum. Kendi battaniyeleri olmadığı için çeyizlerinde hem de benden çok çok yeniler. Eksikleri olduğu için benim fazlalarıma laf ediyorlar. Evet. Buradan sunum masasına geçmek istiyorum. Olur aslanım, geçin. Acıktınız mı? Acıktık aslanım. Hadi sunum masasındayız, geçin. Buyurun. Esra Gelin'in sunum masası porselen ve cam kombiniyle dikkat çekiyor. Keşkek, lahana turşusu kavurması, kısır, Amerikan salatası ve un helvası masadaki lezzetlerden bazıları. Esra'nın sunum masasındayız hanımlar. Vallahi iki Esra'nın arasında yine kaldım. Bir dilek mi tutsam, ne yapsam? Hadi inşallah yeni yılda yaklaşıyor. Güzellikler bizi bulsun. Aa, inşallah Aslan'ım. Sağlık, mutluluk bizi bulsun. Neler hazırladın bir tane? Aslan'ım keşkek yaptırdım ben. Yaptırdın? Annem keşkek yaptı evet. Tavuklu keşkek mi bu evet sizinki? Tamam. Un helvasını annem yaptı. Turşu kavurmamız var lahanadan. Lahanadan? Evet. Sinop'ta lahanadan mı yaparlar turşu kavurmasını? Evet aslanım. Ha, anladım. Biz genelde şey Karadeniz'de hani fasulyeden biliriz. Evet. Lahanayı bilmeyiz. Evet. Kendim mercimek köftesi yaptım. Halam
arpa şehriye salatası ellerine yaptı. Sağlık. Kuzenim ıspanak pasta yaptı. Sarmaları kim sardı? Onları da annem, halam, kuzenlerim yaptı. Süper. Sen ne yaptın başka? Ben mercimek köftesi ve kakaolu ıslak kurabiye yaptım. Ellerine sağlık hayat. Afiyet olsun. Destek veren herkesin ellerine sağlık. Kesenize bereket. Evet hanımlar, peki sunumumuzu nasıl bulduk? Evet, senden başlayalım Elifciğim. Aslı Hanım masaya baktığımda güzel gözüküyor. Ama tabaklarına geleyim. Tabaklarını beğenemedim desen olarak. Hoşuma gitmedi. Şöyle desenler. Evet. Nesini sevmedin güzelim? Yani ben deseni zaten çok yani hoşuma giden tür değil. Ne kadar aldın bu takımı? Aslı Hanım bayağı önce aldım. 4000 lira. Aslan evet. Hanım'ın incili tokalarım. Evet. İncili peçeteler. İncili peçeteler, yüzükler. Pazartesi gününden bile hatta dedik ya inşallah olmaz diye karşımıza çıktı. Peçete galiba masa örtüsüyle uyumlu değil. Yani farklı renklerde. Takım. Değil. Takım. Bunları bence sen takım yapmışsın kendince. Çünkü bu masa örtüsünü ben de kullandım ve peçeteliği yoktu. Kendim peçetesini ve tokasını ayrı aldım. Ben bunu aldığımda bunun runner'ı vardı. Hatta runner'ını sermeyi unuttum. Bu peçeteleri runner'ı hatta içinde yüzük peçete yüzüğüyle beraber bu takım halinde aldım. Renkleri farklıydı yani. Şöyle, yani ben açtım Aslı Hanım da baktım. Aynı herhalde katlandığı her için evet, koyu ama. Duruyor. Katlandığı için koyu. Bu takımın peçetesi bu. Evet. Damlacığım. Ne kadar hani, aldın peki? Evet çünkü ben bunu 100 TL'ye aldım. Komple takım olarak evet, mı? Komple takım çok olarak. Çok iyi ya. Evet. Üzgün almışsın. Bakın ben bir peçete örneği yapmaya çalıştım burada. Tabii ki ütüsü olmadığı için kötü gözüküyor olabilir. Bu şekilde sarkıtabilirsiniz. Hani bu incili yüzükleri kullanmak istemiyorsanız. Evet. Bu şekilde de keşke şöyle. Şöyle kullanabilirsin. İncili yüzüğü görmeseydim ben de öyle tabakların olsaydım. Altına koymuştum. Evet benim, sen de o şekilde. Benim takımı da inciliydi. Takmak istemediğim evet, için tabakların altında koymuştum. Öyle aynen mi? Öyle. Damlacığım sen benim peçeteme yorum yapıyorsun hani eleştiriyorsun ama senin peçeteni de hiç beğenmemiştik. Senin... Hani hiç yoktan benimki uyumlu sadece evet peçete yüzüğü. Benim peçeteliklerimde inci yoktu bu bir. İkincisi çünkü bu sıklıkla kullanılan bir şey ve artık bunu görmek istemediğimizi defalarca belirttik bu bir. İkincisi ben masa örtüm bu arada aynı tonlama ve gri ve ben masa örtümü sade aldım takımı yoktu. Çünkü ben gittim kendime peçete araştırdım bunlardan milyonlar tane var. Ben gittim koltuk takımıma, masa koltuk takımıma keten özellikle seçtim. Koltuk rengimde seçtim masanın uyumu tamam, için. Sandalye desenini de seçtim anlatabildim biz mi? Koltuk renginde masa yapmıyoruz ama. Ben masadan hani bahsetmiyorum sen, sana. Masa örtümün tamam, rengini. Benim masa örtümün rengiyle, rengini sandalyelerimle uydurdum. Bundan ama bahsediyorum. Ama masan mı hayat, uydur? Bunu zaten beğenmedin. Tamam servisime de uygun bu masa örtüsü. Ama ben zaten... Serviste değil mi? Bak ben peçetemi masamı... Ben şu an bunu söylemiyorum. Senin dediğine de ama saçma buldum. Yani koltuğa uygun peçete konulur mu masaya? Yani evet, ben... O gün de eleştirdim. Aynen öyle. Öyle bir şey imkanı söylüyorum. Tamam İnci, bak İnci halıya uygun da bardak koyalım. Peçetenin kendisine yapmıyorsun. İnci'ye yapıyorsun yorumunu. Peçeteye mi yapıyorsun? Bir daha onu da anlayamadım. Size de yorum yapıyorum tamam, ama bunlar zaten aynı takım. Hani diyorsun ya tek başına. Sen belki bunu tek başına aldın. Ben bunu takım olarak aldım. Takım olarak görmedim ben o sebeple. Onu sen görememişsin. Ben sana gösteririm. Bunlar çok var yalnız. Evet çok var. Takım olarak yani şöyle çok var. Hani sen bunu koydun ya tek başına. Evet. Peçeteleri ve şu yüzüğüyle artık evet. Almayanı dövüyorlar şeklinde 100 evet. TL'ye almış. Düşünsene. Evet çok güzel oldu. Sunumda gelmek istiyorum. Artık alanı dörtsünler Aslı Hanım ya. Görmeyelim. Sunumun çok hani sade full cam kullanmışsın. Bardaklarına uydurmuşsun fakat tabak takımını uyduramadım. Kenarları birazcık açık. Bir gold gibi duruyor ama çok açık bir rengi var. Tam gold diyemem. Bunları uyduramadım. Çatal bıçak takımına gelirsek de desenini hoş bulmadım bu arada. Desenleri birazcık şey, bana... Çok günlük kalmış. Sanki masada hiçbir şey beğenmediniz sunumla evet. ilgili. Hayır, doğru mu? Sunumla yani cam kullanmış bardaklarla uydurdum. Onu belirtiyorum. Evet camla, ortadaki sunumlukların evet. hepsinin cam olması uydurdum. Güzel. Tabii bardaklarda cam oldu. Yemek takımıyla masaya baktığım zaman camlarla yemek takımını uyduramadım. Kenarları çünkü çizgili ve renkli. Çatal bıçak takımı da dediği gibi Esra arkadaşımın birazcık bana günlük geldi. Hani çok misafirlik gibi değil. Sen biraz daha hani kendi yorumlarını değil de bence Esra'nın yorumlarını söylüyor musun? Esra böyle bir şey söyle sen direkt üstünden konuşursun. Hayır ben zaten beğenmediğimi dile getirdim. Esra çok günlük demoda diyecektim. Esra o da günlük dedi. Tamam. Bak Esra günlük evet. dedi. Öyle bir şey demeyecektin. Esra günlük dedi. Ben sen demoda devam ettin. Diyordum ama o da günlük deyince bunu belirtmek ben... istedim. Gayet normal çünkü günlük bir çatal. Bu günlük mü sizce?
Günlük mü? Aslanım şey, günlük, günlük mü? Günlük masaya duruyor. Göre günlük, günlük kalmış aslanım. Evet aslanım. Masaya göre yani günlük. Evet aynı. Bunları ne kadar aldın hayatım? Günlük diye nitelendiriyor arkadaşlar. Aslanım çatal bıçak takımım, yemek takımım, bir de içerisinde tencere takımım var. 6-7 sene kadar oluyor. Çok 4000 lira aldım şey evet aslanım. Evet Şevvacığım seninle devam edelim. Aslanım aynı şeyleri tekrarlamayayım. Ben şu çorba sunumluğuna değinmek istiyorum. İçinde bir keşkek görüyorum. Keşke daha farklı bir şey de olsa. Sunulduğu şeye uygun bulmadım. Onun dışında her sunumluğun cam olmasını beğendim. Bence güzel duruyor. Bu kadar. Arkadaşlarıma da örtü ve tabaklar konusunda katılıyorum. Katılıyorsun. Evet. Teşekkür ederim. Katılıyorsun. Rica ederim. Sen de vallahi bunları değerlendir. Evet aslanım. Düşün arkadaşlarının söylediklerini. Değerlendirebilirsin. Aslanım Şevval'i bugün biraz sessiz görüyorum. Yarın günü diye mi acaba? Öyle mi diyorsun? Yo, yani yapacağım yorumları yaptınız. Tekrarlamak istemedi. Bizde ama tekrarını yapıyordun. Evet. Değinmediğiniz şey değindim hayatım. Sabahtan beri tabak konuşuyorsun. Değineceğini de değiniyordun ama tekrarını da yapıyordun biz özellikle. Biz 4 kez de vurguluyordun ben sanki. Ben görmediğiniz şeyleri gördüğümü düşünüyorum haftanın başından beri. Teşekkür ederim. Aksine yani hiçbirimize fırsat bırakmıyordun. Konuştukça konuşasın geliyordu ama bugün sus pussun. Yarın günün değil mi acaba? İlgisi yok. Bence var sanki biraz. Sen bana fırsat vermediğin için ben konuşmaya giremedim. Bölmek de istemedim. Sen kendine fırsat yaratırdın bence. Ben Damla gününü geçirdi. İsterseniz tekrar sizin eleştirdiklerinizi ben de eleştirebilirim duymak isterseniz. Yok, bundan bence sonrakilerde duyalım o zaman. Tabii. Peki. Tadıma geçsek. Öyle mi? Eline sağlık. Çok iştah açıcı gözüküyor. Afiyet olsun. Hepinizin ellerinize sağlık afiyet tekrardan. Olsun. Peki o halde soracağım. Her masada soruyorum. Bu masa 50.000 TL'yi hak ediyor mu? Hayır aslanım. Hayır aslanım. Etmiyormuş. Ha, maalesef. Ne diyorsun? Ne diyeyim aslanım? Teşekkür ederim yine de. Esra buna üzüldü. Dolu da olsa, evet. Esra. Demek ki önemli üzüldüm. Olan doluluk değilmiş. Ne dedim yani, bir tanem? Ne kadar dolu dolu da olsa demek önemli olan doluluk ve çeşit değilmiş. Ona değinmek istiyorum sadece. Ya, ben de doluluk da önemli ama bunu da şık bir servis araçlarıyla da bunu tamamlamak gerekiyor. Emeğine sağlık buradan da. Yani hepsi bir bütün ya. Bu bütünü tamamlarsak o şekilde evet. Göze ve midemize aynen hitap ediyor. Aynen bütünün parçaları ben, kesinlikle. Hani masam illa dolu olacak diye bir şey söylemedim. Hayır, Damla sadece bir şey bunu söyledi. Bildirmek istedim. Sadece bildirmek istedim. Yemeklerin çok doluyla, azlığıyla, sunumun çok bir alakası olmadığını belirtmek istedim. Kesinlikle. Hayır sanki ben senin masana böyle azmıştı, hani yok, az evet, demişim gibi dendi, davrandım. Çoğunlukla dendi. O sebeple. Sadece dediler, bu söylenmedi, sadece başka şeyler. Güzel şeyler de vardı masasında yani, Damlacığım. Ha? Ben hani aslanım az diye masasına hiçbir şey söylemedim. Öyle bir şey de hatırlamıyorum. Herkesten duydum hani, bir şey diyemem. Ben öyle bir şey hatırlamıyorum herkes gerçekten. Herkes onayladı diye düşünüyorum. Sadece evet senin peçete evet, mi takıldı? Esra'ya ben diye katılmıştım. Önce ben gözümüz doyacak sonra karnımız doyacak. Ama hani, bir çeşit evet istiyoruz tabii. Gözümüz doydu ama çünkü aslanım biz sizi her zaman ağırlamıyoruz ya da arkadaşlarımızı. Hı-hı. Tabii ki de çok dolu bir evet şekilde, çok şık bir şekilde karşılamak istiyoruz. Teşekkür ederiz. Bir şey söyleyeceğim. Biraz da lezzetlerin tadına bakın. Hafif onları da bir yorumlayın. Madem öyle lezzet tabii, sizin için tabii çok önemli. Masadaki lezzetler önemli. Patatesi, hadi bakalım tadına da bir tabii bakın. Aslanım bakalım. Biraz da o yorumları almak istiyorum sizden. Bu arada aslanım söyle en koymuş servisleri de. Ha. Bu da güzel. Hadi buyurun. Teşekkür ederim. Şimdi tatlı yesem diyet bozulur mu diyorum da siz bir mercimekli köfte yesem diyet bozulur mu? Ben de şu tadına bakayım. Yiyeyim mi? Yiyin ne diyorsun? Tabii senin zayıfsın. Senin öyle bir derdin yok. Yok ondan demedim. Bugünlük geldi yani. Bugünlük hadi bugün yiyin de arkadaşınızın masasından tadacağım tabii. Afiyet olsun. Çok güzel olmuş mercimekli köfte. Afiyet olsun aslında. Sarmasana da bayıldım. Güzel. Afiyet lezzetli olsun. Kimyonu da bence ayarında. Bazısı kimyonsuz yapıyor, bazısı da çok kaçırıyor. Ayarı tamam olmuş. Evet, afiyet olsun aslanım. İçecek var mı? Evet, limonata var. Helvayı nasıl buldun? Aslanım gayet güzel olmuş, ellerine sağlık. Un helvası. Evet. Salatan nasıl? Tuzsuz ama tuz atarsam güzel olacak. Tuzla bak bakayım, tuz var mı tuzlukların içinde? Var. Wow. Aferin. Genelde nedense bu yemek takımlarının içinde tuz olmuyor. Tuz evet olmuyor. O aa, inanmıyorum. Kürdanlığı boş mu? Skandal. Evet onu unuttum. Evet, boş bir kürdanlık olsun. Ama tuzu unutmamışım kızlar. Siz de onu görmeye bakalım verin. Ben de unutmamıştım. Bak, bu da boş. Ah, kürdanları bitirmiş. Buna da kürdanlar bakalım. Kürdanlar burada. Aa, bu da boş. Da boş aslanım. Eyvallah olsun. Ama bir tanesinde var yine kızlar. Oradaki dolu mu Elif? Kontrol ettim. Tuz dolu.
Karabiber falan. Esra'cığım saray sarmandan ben de tatmak istiyorum. Tabii. Sarman da gayet güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Evet, o zaman lezzetleri beğendin. Sen biraz tuzsuz bulup tuzlandırdın, evet, tatlandırdın. Biz buradan düğünümüze geçelim. Geçelim. Olur mu? Hadi bakalım, ellerinize sağlık. Afiyet olsun. Esra, her şey için teşekkür ederiz hayatım. Ay şöyle çayımızı afiyet içelim olsun, sıcak olsun, sıcak. Vallahi her şeyin, evet, üstüne bir çay gidiyor şöyle. Evet aslanım, çok iyi oluyor ya. Gerçekten. Hı. En özlenen şey. Evet. Şu anda sevgili izleyicilerimize çaylarınızı, kahvelerinizi lütfen hazır edin. Çünkü Esra Muharrem'le, doğru mu hatırlıyorum? Evet. Nerede, nasıl tanıştı ve nasıl evlendi bize anlatacak. Anlatayım aslanım. Hadi. Şöyle ki 2019 yılıydı. Ben o zamanlar çalışmıyorum. Eşim de bir markette çalışıyor. O zaman yani. Ben oraya CV bırakmaya gidiyorum. Kameradan beni görüyor. İşte zaten daha önce de oranın müşterisiymişim ama ben bilmiyorum yani. O oraya hiç gitmiyordum. Evimin dibinde. Kameradan hiç... seni görüyor. Evet, kameradan görüyor. Ben mağazadan giriyorum, çıkıyorum. Sürekli böyle. Hatta böyle, böyle şey video kesitleri falan var. Oradan alıyor. Mağaza sorumlusuydu. Sonra bir gün CV bırakmaya gidiyorum oraya. İşte CV bırakacağım zamanda bana diyorlar ki işte mağaza sorumlusu yok, mağaza sorumlusu. Dedim ki ben işe gireceğim, mecburum hani buraya girmeye. Yani bana yardımcı olacaksınız, mağaza sorumlusunu çağırın. İşte mağaza sorumlusu olarak bu geliyor. İşte buna böyle şey diyorum. Ya işte hani almıyorsunuz, işte CV bırakıyorum falan filan. Sonra bu bana CV doldurtuyor aynı şekilde. Dedim ki ben buraya hani belli, buraya da gelemeyeceğim. Ondan sonra ben eve gidiyorum tabii. Numaramı CV'den alıyor bir güzel. Sosyal medyada daha öncelerde ben video falan paylaşıyordum aslanım tek başıma. Oradan bana mesaj atıyor. Fake hesaptan. Ben cevap vermiyorum, direkt engelliyorum. Ben engelledikten sonra bana WhatsApp'tan mesaj düşüyor. Beni neden engelledin diye. Evet. Ve ben hani şaşırıyorum hani kimsin, nesin, evet. Tabii. Yani neden hani şey yapıyorsun falan diye. O gün markette iş başvurusu yaptığın kişiyim falan dedi. Aslanım öyle bir tanışma şeyimiz oldu. İşte o bana mesaj attı falan. Sonra bir hafta falan bir normal konuştuk. Yazıştınız. Evet, yazıştık, konuştuk. Zaten o mağazanın müşterisiymişim. Gidip geldim falan derken o şekilde bir sevgililik dönemimiz oldu. Ne kadar sürdü? 2022 yılına kadar sürdü. 2022 yılının Mart ayında da sözlü nişan bir arada yaptık evde. Çok güzel. Nasıl geldi evlilik teklifi? Aslanım evlilik teklifi çok garip bir şekilde geldi. Hiç beklemiyordum. Yani bekliyordum ama beklemiyordum gibi. O gün olmasını istiyordum. Yani bekliyordum. Kuzenlerime falan da söyledim. Hani her kız giyinmek ister ya, hazırlanmak ister. Kuzenimle falan haberleştik işte. Eğer haberin olursa hani bana haber ver falan diye. Bana haber vermediler. Ben midye yemeye gittik o gün eşimle. Midye yerken eşim beni bırakıp işte meğerse karşı restoranda işte şeylerle konuşuyor. Ben orada midye yiyorum, eşim telefonla konuşuyor. En sonunda mesaj attım. Geliyorsan gel, gelmiyorsan ben çıkıp gidiyorum buradan diye. Ondan sonra beni karşı restoranta götürüyor işte. Bana diyor ki hadi gel yukarıya yemek, daha yeni yedik diyorum hani ne yemeği? Ne yemeği? Yani ne yemeği? Ondan sonra tutuyor bir de aslanım şöyle yani lüks bir mekan. Diyorum ki hani gerek yok diyorum, istemiyorum hani şöyle böyle falan derken. Ondan sonra yukarıya böyle bir çıkışımız var. Hatta kuzenlerim, bütün akrabalarım işte kız hani kuzenlerim, şey kardeşlerim falan hep orada. Onları gördüğüm zaman böyle bir şaşırıyorum. Benim için çok güzel bir gündü. Bu en iyi şu yaptığı, an gördüğümüz, evet, değil, evet, mi? Şaşırma anı falan. Ay canım benim ya. Peki sonrasında istemeye geldiler, evet, seni. Anlat bakalım. İstemede işte şöyle bir olay oldu. Ne oldu? Eşimden önce babamı istediler. Ne? Evet. Kim istedi babanı? Nasıl ya? Aslanım. Yani babamı biraz istediler. Evet. Yani biz öyle diyoruz gerçekten. Evet, babamı istediler. Babanı verseydiniz diye. Aslında verdiniz mi babayı? Ne yok, orada toparlıyorlar şeyde, arada fark ediyorlar, toparlıyorlar. Dedesine benim dedesi aslında benim ismimi soruyor. Ama eşimin dayısı diyor ki işte o da babamın adını sanıyor. İşte satılmış diyor. Ha. O da diyor ki işte kızınız diyor satılmış diyor oğlum. Sonra orada bu diyor ki baba hayır kız Esra diyor. Orada bir şeye geliyorlar. Bunun var mı kaydı? Evet aslanım. İzleyelim sesli. Bir şey olmaz. Kızınız değil abinin ismi satılmış. Evet. Kızımızı kızım oğlumda istiyoruz. Ha. Esra. Kızını Esra. Oğlumuza istiyoruz. Size canım. Size canım. Eminim. Biz bir düşünelim. Biz bir düşünelim. Satılmış. Evet aslanım, babam gibi. Eşim hatta onun muhabbetini çok yapıyor. Haklı. Babanı aldım sonra seni aldım diye. Haklı ama. Ay evet, çok tatlı, komik olmuş gerçekten. Peki sonra ne oldu?
Ondan sonra kına, nikahım oldu. Önce nikah. Evet, önce nikahım oldu. Nikahta enteresan bir şey var mı? Nikahta enteresan bir şey var mı? Aslanım geç kaldık biz nikahımıza. Ne diyorsun? Evet, ben geç kaldım. Ama yine de kıydılar tabii. Sağ olun. Siz olmadı, kıydılar. Çok teşekkür ediyorum onlara da. Nikahtan ne kadar süre sonra düğün oldu? Nikahtan ne kadar süre sonra? 5 Kasım'da nikahım kıyıldı. 19 Kasım'da kınam oldu. 20 Kasım'da da düğünüm oldu. Gün mü bulamadınız yoksa siz tercih ettiniz? Ya ben üst üste tercih ettim. Önceden. Aynen, sürekli bir de misafir geliyor şeyden, hani şehir dışından falan. Anladım. Yorulmak kaç istemedim. Kaç kıyafet giydin kınada? Aslanım iki kıyafet giydim. Bir kırmızı. Sen misin? Evet aslanım. Çok değişik. Kına mısın? Evet. Evet çok. Bayağı. Kıyafetlerin fiyatı ne kadardı? Akça pakçasın burada. Değil mi? Çok güzel. Evet. Kınalık ve yani kınalığın iki kınalık ve gelinliğim 7.000 lira. Kuaför gelinliğini içinde. Gelinliğini de kınanda da giydin yani. Yok hayır. He, birlikte aldın. Evet birlikte aldım. Paket halinde aldım ben. Peki, düğüne geçelim. Şey soracağım, hani kınada, nişanda ve düğünde takılan takılar sizde mi kaldı yoksa aileler aldı mı? Bizde kaldı aslanım. Nişanda zaten takı istemedim ben. Evet. Nişanda takı istemedim, o yüzden nişanda takı yapılmadı. Kayınvalidemlerin tarafından da bir şey istemedim. Aha. Böyle biraz böyle bir güldün, hani sanki başka bir şey varmış gibi. Bir şey hissettim. Evet. Ne oldu? Anladın aslında mı? Aslında düğünde hani takılar normalde işte kayınvalideye bırakılır ya. Ha. Ben bırakmadım, çıktım gittim hemen. Nasıl yani? Evet. Çok iyi yaptım. Niye bırakılır? Yani hani öyle denir ya, ben işte bilmiyorum. O yüzden ona güldüm. Hatta işimi izlediğinde de ben çok gülecek eminim. Ben ilk defa duydum. Hani öyle işte siz hani eve yalnız gidiyorsunuz işte takıya bir şey olur. Hani bende kalsın diye hani bırakılıyorlar ya. Hmm. Bana öyle bir şey teklif ettiler. Çalınır falan diye herhalde. Sizler ne yaptınız? Hakikaten evlendiğiniz gün mesela yanınızda mı götürdünüz? Yok, ben düşündüm şu an sen söyleyince. Aslında bizde kimse oranı olmadı zaten. Öyle bir şey yok bizim aile. Ben de nişan... Kız tarafına aldım ayırdı. Getirdim yani. Ben de kasama koydum. Ben de aynı şekilde aldım. Aldınız mı o gece? Evet aldım. Biz balayına gideceğimiz için kayınvalidemlere bıraktık. Bir şey söyleyeceğim. Allah aşkına itiraf edin. O gece kocanızla saydınız mı takılanları? Ben saydım. Ben de saymıyor ya. Saymadım ben. Vay be. Ama ben öğlen bitmişti. Akşama kadar dedik bari. Bari altınları sayalım. Hayır. Bana yine gideceğim. Ay kendimi düşündüm şu anda. Ay uğraşamam dedim. Ay unutma, çok yoruldum. Aa ben de aynı. Aslanım eve gidene kadar ben de öyle diyordum. Çok yorgunum, altın para sayamam hiçbir şey. Gözüm mü açıldı? Gidince gözüm açıldı. Uyku falan kalmadı. Aslında ben de düğün bitiminde mesela yolda giderken bayağı istifra ettim yolda durup. Sonra eve gidince demek ki iyi oldum. Altının şeyi gelmiştir sana. Enerjisi. Yani kadınlar altını görünce gözler açılır. Hastaysa bile iyileşir. Evet kesinlikle. Altın alın eşlerinize. Altın alın bizim beyan beyler. Kadına altın ve pırlanta yakışır. Evet. Düğünü de bir izleyelim. Ne taktılar söyle bakalım. Ne taktılar Aslı Hanım? 4 bilezik vardı. Hı hı. 2 tane kolyem var. Şunlar mı köstekler vesaire? Evet, bir de bunlar. Öyle de sallıyor. 5. Bir tane daha bileziğim var ama o şu an yok. O ne? Şu. Bu da bir de bu. Ha, güzel. Bu direkt eşime. Peki para ve hani çeyrek vesaire geldi. Çeyrek falan Aslı Hanım. Yanlış hatırlamıyorsam 17 tane çeyreğim vardı, 3 yarımım vardı, 4 de tam altınım vardı diye nasıl hatırlıyorum. Nasıl aklımda tuttun? Değil mi? Gerçekten tutarım, öyle hiç... şeyleri tutarım ben. Bizim bir gelinimiz vardı. Hatırlarsınız. Aslı ablacığım dedi, ben dedi defter tuttum. Ben öyleymiş aslında, ben oradan fark ettim. Açtı defterin üstünden. Bunu tak baktık birlikte programda. Hatırlayalım mı? Şimdi Aslı Hanımcığım, bu benim takı defterim. Ah. Eve gittim. Gider gitmez altınlarımı yatağın üstüne döktüm. Aa, hepsini yazmış. Evet. Burada bakın. Daha devam ediyor sayfa sayfa. Evet. Çeyrekler, gramlar. Gördüğünüz gibi Merve nasıl tutmuş benim güzel gelinim. Çok da tatlıdır, çok da sevmiştim Aslı kendisini. Aslı Hanım, yarın ben de gösterebilirim. Sağ olun. Evet.
Çünkü benim eşim de öndüç diye bir şey var onların tarafından. Hı. Biz mecburen hepsini tek tek not aldık. Neydi eşin senin? Kırşehirli. Kırşehirli. Hani size takılanların karşılığını evet, yapmanız evet. için. Ama olması evet. da gerekiyor karşılığı. Ay bir şey söyleyeceğim. Evet, ya biz dün kaynadı gitti evet. sormadık değil mi? Evet aslında. Çok konuştuk Esra, ya. Esra sana ne takılmıştı? Düğünümde kızlar mi galiba merak ediyor. Evet evet. Evet. Bilezik olarak 23 bileziğim vardı. 23 Oo. Bilezik. Ne? Rekor burada galiba sen. Evet. İşte boynumdakiler. Trabzon vardı, Hint vardı. Aynen. Onun Hint. Dışında beşi birlik vardı. Sonra işte şuradaki vardı. Ne güzel. Vallahi altın konusunda da kızımız 23 evet. bilezikle neredeyse rekora koşmuş. Evet, birazcık fazla evet. iyi. Evet, güzel. Evet, düğüne dönelim. Gelinliğini beğendik. Teşekkür ederim. Gelinliğin fiyatı neydi? Aslı Hanım onları hep paket halinde aldım 7000 TL. 7000 TL. Evet, evet. Kaç kişiydi düğünde? Düğün 400 kişilikti sanırım. Kalabalık evet, olmuş. Peki balayına yani, gittiniz mi? Aslı Hanım balayına gitmedik. Yani balayına gitmedik ama ikinci günü falan Bursa'ya çıkıp gittik. Ben çok ağladım ailemden ayrılınca. O da orada beni hani şey bana zehir etme dedi. Ha. Ben de o yüzden ona sinirlenip gitmek istemedim. Evet iptal ettirdim orayı. Evde oturalım o zaman dedim ama evde sürekli ağlıyorum. Ben evet sürekli ağlıyorum. Ben ağlamadım. İşte annemlerle konuşamıyorum ben falan. Niye annemlerle konuşamıyorsun? Yani Aslı Hanım hani öyle bir algı var ya işte. Ağlıyorsun. İşte annem zaten benimle hiç konuşmuyor. Evet konuşmuyorlardı. Ne kadar sürdü bu? Bir hafta. Bir hafta annemlerle hiç konuşmadım. Çok zorlandım. Hatta annemin yanına ilk geldiğimde anneme böyle sarıldım. Dedim ki keşke dedim gelmeseydim ben buraya ya. Evet çok üzüldüm. Bu arada o beyaz kıyafetli olan kim düğünde? Ay. Kızlar o benim görümcem. Beyaz değil mi? Evet beyaz. Evet beyaz. Hı. İki gelin varız yani salonda. Evet gerçekten. Evet beyaz. Çiçeğimi de ona atsaydım. Çiçeğimi onu atmadım. Evli başka mi bekar mı? Evliydi Aslı Hanım. Benden iki ay önce kadar evlenmişti. Allah Allah. Evet. İki ay önce de giymiş gelinliğini evet, gelin. Doyamamış mı? Bilmiyorum ben yukarı çıktığımda fark ettim. Nasıl? Hoşlandın mı bu durumdan? Hoşlandım mı bu durum? Yani hiçbirimiz hoşlanmayız böyle bir durumdan. Ben de tabii ki hoşlanmadım. Yukarıda zaten söylediler bana aşağıya gelip. İşte odadayken falan. Yukarıda bir gelin var Esra, sen değilsin. Kim var? Arkadaşlarım yukarıda bir gelin var. Salonu mu karıştırıyoruz? Hani dedim ki ya yapmayın hani zaten dedim telaşlıyım. Yukarıya girişten sonra çıkıyorum. Görümcemi karşımda görüyorum ve benim moral düşüyor tamamen. Peki... Görümcenle görüşüyor musun? Aslı Hanım bir ay kadar konuşmadık. Peki ben neden böyle bir şey yapmış? Sebebini bilmiyorum. Nasıl yani? Sormadın mı? Ben sorduğumda işte elbisem yoktu, onu giymek istedim. İşte abimin düğünü ne olmuş ki falan dedi. Ben de hani biraz da yaşı benden küçük. İşte eşim de çok üstüne durma, bırak boş ver, cahil sonuçta. Hani çocuk daha da falan dedi. Görümce iyi tamam dedi. Dedi bunu? Evet. Çocuk yani ama çünkü, evli. Yani kaç hani yaşındaydı? 19 yaşında evlendi aslında. Evlendi. Küçük yaşında evlendi. Seviyormuş, gelin olmayı seviyor. Evet, ben de öyle düşünüyorum. Yani şu an iyiyiz ama o zamanlar bayağı bir tartışmamız evet, oldu. Hatta konuşmadım hiçbiriyle. Evet öyle bir sorunlarımız başka var. Başka görümcem var mı? İki tane görümcem var aslında. O evli mi bekar mı? Birisi bekar birisi evli. El ile tutuşur bembeyaz giyinirsin evlenirken. Hep bekle bembeyaz kınada da ben de giyeceğim. Ben de giyeceğim. Sizde aile geleneği değil mi bu? Evet aslında. Evet. Evet. Çocuklardan bence bu bir gelenek. Evet bence de gelenek olacak ama benim kızım da falan değil. Lütfen altını çiziyorum. Hadi bakalım. Şimdi Muharrem'i mi arıyoruz? Evet Aslı Hanım. Dermişim görümcemi arıyoruz. Sıra onunla yapacağız. Hadi ara Muharrem'i. Arayalım Aslı Hanım. Ne dersiniz? Dün verdik altını. Bugün de verir miyiz altını? Bir sene. İnşallah alır Aslı Hanım. İlişki testine geçmeden önce gelinimize sürpriz bir hediye geldi Aslı Hanım. Onu versem. Aslı sen alabilir misin Elifciğim? Ben alıyorum. Kimden acaba? Eşindendir. Yok artık. Evet. Var. Gerçekten mi? Beni çok mutlu edersin. Belki Aslı'nın. Yok valla benim kocam burada bu adresi vermedim bugün. Aslı'nın gerçekten beni çok mutlu etti. Yani altını kazanmış gibi de oldum yalan yok. Evet. Bunu yapması çok hoşuma gitti. Ne yazıyor yani özel sadece değilse. Seni sevdiğimi bir kez daha söylemek istedim. Seni çok seviyorum canıma can katın. Çok teşekkür ediyorum canım kocacığım. Kocan arıyor şu an galiba. Evet Aslı Hanım. Onu hadi hemen... aç aç. Ben arayayım onu önce değil hem mi? De bir teşekkür et. Ben meşhur atayım ben onu arayayım. Canım benim. Efendim. Alo.
Aşkım neden efendim diye açıyorsun? Nasıl konuşmuştunuz? Böyle mi konuştuk? Efendim hayatım. Geçti artık, geçti. Söyle teşekkür et Güller'e. Güller'in için çok teşekkür ederim. Ben de seni çok seviyorum. Rica ederim. Evet, şimdi müsait misin? 2 dakika sonra asansördeyim, çekmeyebilir. Peki. Ne yapalım yani, 2 dakika bekleyelim Muharrem. Bekleyelim 2 dakika? Ver Muharrem bana. Bir dakika. Muharrem. Kusura bakmayın, 30. kattan aşağı iniyorum şu an. Biz de ne diyorsun ya? Ama gayet iyi telefon çekiyor. Birazdan kesilebilir o yüzden. Öyle mi? Hadi çabuk bekliyoruz. Bizdeki kesin. Hadi yavrum bekliyoruz. Ah kapattım. Hadi seni ararız biz sonra. Nerede, ne oluyor bu? Tamam, kendine geldi, evet. Tamam. O zaman ben sana soruyu sorayım. Tamam. O esnada herhalde o da kattan iner. 3 kişilik bir tatil kazandınız. Yanınıza alacağınız 3. kişi kim? Osman. Osman. Evet. Şimdi eşini arayalım. Arayayım mı? Ara hayatım sen. Evet. Osman dedi. Bakalım eşi ne diyecek? Hoparlör açık mı? Evet. Hayatım bir açtı. Muharrem, Aslı ablam ben. Merhabalar Aslı Hanım, hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkürler, iyiyiz. İlk defa konuşuyoruz ya. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Şimdi sorumuza geçiyoruz Muharrem'cim. Şimdi siz 3 kişilik bir tatil kazandınız hanımınla birlikte. Yanınıza alacağınız 3. kişi kim olur? Çok güzel bir soru. En yakın arkadaşım, kardeşim Osman'ı alırım. Neden? Biliyorsun. Neden? Neden Osman? Bile gitmez. Çünkü çocukluğumdan beri yediğim içtiğim her şeyim bir. Her yere de onunla beraber gitmişimdir. Onu alırdım yani. Eğleniyorsunuz çok. Vallahi ben olsam 3 kişilik bir tatil mi çıktı? Şöyle derdim, çok teşekkür ediyorum. Biz hanımla balayına çıkamadık zaten, doğru düzgün bir şey yapamadık. Sen kal derdim, alırdım, çok teşekkürler, 2 kişi giderdim. Böyle yapardım yani, bilmiyorum, böyle bir şey olursa aklında bulunsun. Devam ediyoruz. Muharrem'i öfkelendiren en önemli şey ne? En önemli şey, yalan. Yalandan öfkelenir. Evet, yalan. Peki. İkimiz için de o. Şimdi Muharrem. Buyurun. Seni öfkelendiren en önemli şey nedir? Seni ne öfkelendirir? Bu bizim eşimle beraber ortak bir noktamız zaten. Bu söyleyeceğim şey. Yalan. Doğru. Yalan hepimizi öfkelendirir zaten. Evet. Şimdi Esra'cığım. Senin annen. Evet. Muharrem'in telefonunda nasıl kayıtlı? Kaynanam diye. Öyle mi? Evet. Peki. Şimdi Muharrem. Efendim? Esra'nın annesi senin telefonunda nasıl kayıtlı? Kaynanam diye. Alkış. Evet, bunu muhabbetim yapıyordu. Öyle mi? Kaynanam diye mi yazdın? Evet. Ya şöyle... ama sevgiliyken yazmıştım ben onu, hala daha durur yani. Vay be, oldu yani. Kıyım validen, böyle bir valide hanım falan daha bir kibar olmaz mı? Hadi devam edelim. Şimdi Esra'cığım, Muharrem mi inatçı yoksa sen mi? Ben aslanım. Hadi ya. Evet, ben inatçıyım. Peki. Muharrem sen mi inatçısın yoksa Esra mı? Tabii ki de Esra. Ben inatçıyım. İyi tanımışsınız birbirinizi. Güzel gidiyorlar. Peki, eşinin, Muharrem'in evet. Yaklaşık kaç adet gömleği var? İyice düşün, hesapla. Aslanım onun çok fazla gömleği yok. Gömlek giymeyi sevmez çünkü. Yani 10 tane ya. Belki 10. Evet, onu belki de az daha azdır ama 10. 10 tane diyorsun. Evet. Peki. Şimdi Muharrem. Buyurun aslanım. Çok iyi düşün, öyle cevap ver. Evet. Kaç adet gömleğin var? Düşün. Ortalama kaç tanedir? Ben gömlek giymediğim için genelde yani 10-15 tane falan vardır herhalde ya. Fazlası yoktur. 10-15 dedi. Yani iyi ki gömlek giymiyorsun. Gömlek giysen kaç tane olacaktı? Aslında onlar da benim aldıkları. Hadi ben ya. Gömleği çok yakıştırdım. Onları da eşli alıyor gerçekten, evet. O hediye olarak getiriyor. Giymiyorum. Bir kere giyiyorum, sonra giymiyorum. 10-15 dedi. Doğru cevap. 10-15. 10 dedi. Doğru cevap. İyi gidiyorsunuz.
eşinin en sevdiği çorba ne? Mercimek. İşkembe sever ama onu ben yapmıyorum diyor. Artık ondan tiksindi. Mercimek. Tiksindi mi? Niye tiksindi ya? Evet, ben yemiyorum çünkü onu da midesini bulandırıyorum yerken. Bak sen de az değilsin. Mercimek. Ama aslında ben sevmiyorum. Mercimek diyecektir ya. Ya erkekler çünkü ben mercimek çok seviyor değil mi? Çalışıyor. Peki soralım bakalım. Muharrem. Buyurun aslan. Son sorudayız. Buyurun, dinliyorum. En sevdiğin çorba ne? Mercimek çorbası. Tebrik ediyorum. Vallahi ilişki testini başarıyla geçtiniz. Bu altını da hak ettiniz. Tebrikler. Al bakalım. Hangisini alayım? İkisini de al. Teşekkür ederim aşkım. Rica ederim hayatım. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Ay ne güzel. Selamlar, görüşürüz. Görüşürüz. Bravo. Vallahi bugün senden mutlusu yok. Güllerin geldi. Evet aslanım. İlişki testinde birbirinizi ne kadar iyi tanıdığınızı anladın. Bir de üstüne üstlük altın kazandın. Evet. Oo. Teşekkür ederim. Yani rica evet, ederiz. Tebrik ederim. Şimdi teşekkür ederim bir kez olarak. Biz yarın onu yenmemiz lazım. Onu almamız lazım. Hadi bakalım şimdi evet. Esra gelin için gelinler puan oh. kullanıyorlar. Finale bir gün kala gelinimiz... Esra gelinin puanları geliyor. Genel olarak baktığımda beğendiğim pek bir şey yok açıkçası. Benim sana puanım... Hakikaten çok şaşırdım ya. Gerçekten adaletsizce. Adaletli bir puan verdiğini düşünmüyorum. Yani benim puan vermem lütfen gelip burada eleştirme. Şimdi bu puandan biz sana nasıl geldi? Öncelikle evini bir teraziye koyduğum zaman kötülerinin daha ağır bastığını dile getirmek istiyorum. Seni Damla olarak dinlemedim. Sanki üçü bir arada konuşuyormuş gibi hissettim ben. Damlacığım senin günün geçtikten sonra sana bir rahatlama, bir gevşeme geldi. Fazla üstüne gidiyorsun şu anda. Haksızlık gerçekten. Ama beni konuşturmuyorsun hayatım. Ya sadece bu fikrimi beyan etmek istedim. Senin benim bir çekememezlik var sende ama anlamadım yani. Az sonra. Ödülümüz 50.000 TL için Esra Gelin'e gelinler puan kullandılar. Esra'nın yüksek puanı kimden bekliyorsun? Aslanım bilmiyorum şu anda da. Yani o konu hakkında yorum yapamayacağım. Çünkü hepsi birbirinden farklı yorumlar verdi. Evet. Birçoğunun da yorumları aynıydı. Evet kestiremiyorum. En düşük puanı kestirebiliyor musun? Kestiriyorum. Kim? Damla. Diyorsun. Evet. Göreceğiz. Ben öyle düşünüyorum. Göreceğiz az sonra o zaman. Bakalım kaç puan vermiş sana. Çünkü çok eleştirdi. Diyorsun. Ben evet Damla'dan şüpheleniyorum en düşünü. Peki Elif'ten başlayalım mı? Başlayalım aslanım. Elif'ciğim önce kısaca sebeplerini duyalım. Kısaca bir sebep söyleyeyim aslanım. Genel olarak baktığımda beğendiğim pek bir şey yok açıkçası. Kendi zevkine uygun bir şeyleri tamamlamak istemiş ama benim pek hoşuma gitmedi. Beğenmediğim şeyleri de söyledim. Puanımda da gösterdikten sonra tekrar zaten bir konuşuruz. Peki puanını görelim Elif'ciğim. Benim sana puanım 1 puan. Bir şey söylemek istiyor musun? Hayır aslanım. Elif'e hiçbir şey söylemek istemiyorum. Vallahi ben de 1 puan beklemiyordum. Ben bile beklemiyordum. Hakikaten çok şaşırdım ya. Aslanım. Neden 1? Yani... Bu kadar emeği var, masası var. Ben merak ettim, sormak istiyorum. Hani tabii. Neden bir? Mutfağında beğenmediğim bir şeyi, yani beğendiğim bir şey olmadığını söylemiştim. Hı hı. Onun haricinde çeyizini aynı şekilde bence yeterli değil. Yatak odasını beğenmedim. Orada çok bir renk karmaşası vardı. Aynı şekilde sofrası, sunumları güzeldi ama tabaklarını beğenmemiştik. Salonunda baktığımda da beğendiğim, yakıştırdığım bir şey göremedim. Yani sevemedim aslanım. Zaten bunları da söyledim. Hı hı. Bu puanı bir kere kullanabiliyoruz. Peki misafirperverliği nasıldı? Misafirperverliği iyiydi. Zaten karşılamasını da beğenmiştim. Güzel eğlendirdi bizi. Ama sadece onlara bakarak yüksek bir puan versem bu adaletsizlik olurdu. Çünkü biz hani daha çok eve... Kaç puan vermişti sana?
bana 3 vermişti. Evet. Ve yorumlarında hani yetersiz çeyizin falan bazı yorumları olmuştu. Hani hatırlamıyorum bile inanın. Hı-hı. Ya tamam evimi beğenmemiş olabilirsin ama benim çeyizim gayet doluydu. İşte ne bileyim yemek sofram iyiydi tamam. Ama ben orada bir emek verdim. Hani diyorsun misafirperverliğini beğendim. Ya ben sana misafirperverliğimi en iyi şekilde ben gösterdiğime inanıyorum. Hani bu ona rağmen bir bilmiyorum ya. Hani gel ben gerçekten adaletsizce. Elif zaten buraya bir puan kullanmaya veya iki puan kullanmaya gelmiş. Sadece tek bir şey söylemek istiyorum. Bence benim evimle kıyaslayarak bir verdi. Çünkü bana hayır, iki vermişti. Tabii hayır tabii ki. Yani Damla iki ama verdim. Ama onu da yapabilir yani. Onu daha çok beğenip hayır, verip işte orayı ondan dolayı sana verebilir. Onu söylüyorum yanlış bir cümle kurmuyorum. Ben yüksek puan da veriyorum. Güzel'e yüksek puan sadece da verdim. Sadece iki puan bana gördüm. Verdiğin için benim evimde de daha çok şey beğendiğin için. Hani ben böyle yorumluyorum. Ona kasten bir verdiğini sen kendinle kıyaslama. Çünkü kendi gününde ben sana iki verdiğimde demiştin ki evet. Bundan sonra kimsenin evi umurumda değil, şimdiden benim kime ne puan vereceğim belli demiştin. Evet. Asıl ben senin... Onu dün gördüm, asıl doğru. Asıl ben senin adaletli bir puan verdiğini düşünmüyorum. Yani benim puan vermem lütfen gelip burada eleştirme. Bir kere Esen ben sana 3 puan verdim, bir değil. Evet, benim evim 3 yani puan yani eğer böyle bir şey düşünseydim, 4 ile 5 için benim için de senin evine çok fazlaydı, benim düşüncem bu. Yani benim kullanabileceğim bir kullanmam bu arada. Hani birlik bir evi yoktu. İkilik de yoktu. Damla'nın misafirperverliği bana 3 kullandım bir kere. Ben sana kalkıp neden 4 vereyim ki şey bu? Af. Özür dilerim Esra. İşte bak açıkça kendisi söyledi. Evet ama sen benim evim senin evinden yani daha güzel çünkü bu benim kendi fikrim. Kıyaslanamaz bile benim evim seninle. Oraya girmeyeceğim bile. O yüzden 3 aldın hayatım işte. Bu kadar basit. Uzatmaya gerek yok bence. Kendisi açıkça söyledi aslanım. Bana 3 verdiğin için sana 3 verdim dedi. Hayır daha fazlasını hak etmiyorsun. Benim evim senden daha iyiydi çünkü. Biraz önce öyle söyledin. Zaten bak, demek istediğim şey şu. Benim hiçbir şey dememe sen gerek kalmadı. Sen 4-5 bekleyemezsin bende. Anlatabiliyor muyum sana? Benim evim çünkü senden daha güzeldi. Sen zaten benim de üçlük bir puan değildi ona bakılırsa. Şu cümleyi kullandın. Evet doğru. Sen sana 4-5 vermem ki. İstesen sen de vermem zaten. Dedin. Sürekli komut veriyordun çünkü bize evinde. Ne komut verdin? Neyse gözükecek zaten kameralardan. Ne komut verdin? Ben fark edemedim demek ki. Komuttan kastım hani neydi yani Damla? Hani yani birazcık yorum yap der gibi bakmaları olsun ya da bir şey söyle yorum gibi. Yorum yapın tabii evet. Yani evet. Ama yani şey ben yorum yapmak istemiyorsam kırıcı olmamak için yorum yapmıyorum. Çünkü ağza gelecek çok şey var ve ben o an orada susmayı tercih ediyorum. Fakat işte bak, bunu duyduğum zaman ya iyi bir yorum bekleniyor ya da kötü bir yorum bekleniyor. Ben herkese adaletli puan verdiğimi düşünüyorum bu arada. Damla'yı nasıl? 5 üzerinden geldik. Evine 3 puan vermeyi layık gördüm. Çünkü evim benim için 3 puanlık bir evde 5 veya 4 değildi. Çünkü benim evim 3 puanlık bir ev değildi. Eğer benim evim 3 puanlık bir evse seninki benden daha kötü olarak görüyorum. Çünkü kendi evimi daha çok beğeniyorum. 2 vermedim en azından. Bundan bahsediyorum sana. Kötü olarak görseydin daha düşüğünü verirdin. Yine çatışıyorsun işte hayır, kendine. Hayır ne alakası var? Neden 2 vereyim? Senin de beğendiğim yanların oldu hayır, çünkü. Hayır dedin ya hani benim evim seninkinden. Ama 4 puanlık bir ev değil verdim. Benim hep için. Yorumları birbiriyle lütfen pardon, yansıtma. Damla. Şimdi bu puandan biz sana nasıl geldik? Aa, ben de anlamadım aslında. Nereden şimdi çıktın aslanım, sen buraya? Hani sadece güzel bir şey söyleyecektim. Ben nereden geldiğini söyleyeyim. Söyle kendisine hayatım. İki verdiğim günden evet. Beri benim puanlarıma biraz takık. Evet. Yüksek vermeme de takıklar, alçak vermeme de takıklar. Şöyle diyor yani benim evim daha iyiydi. İkiyi bana verdiğin için buraya evet, iki değil de bir vermeyi uygun gördüm dedi. İyi bir şey söylemek istedim. Ben de daha çok beğendiği bir şey vardı. Demek ki orada daha az o vardı. Zaman o zaman iki puan için mutlu ol. Hayır tabii ki. Sen. Yani hayır, buraya bak olmam. Bir vermiş demek ki asla senin... iki puanlık bir evet, evdeydi. Hani yani daha yüksek vermiş. Hayır yükseğini beklemiyordum. Hayır. Ben Elif'ten tamam, puanı tamam bekliyordum hanımlar. Çünkü. Esra seninle devam etmek istiyorum. Ben de mutfakta pek bir şey beğenemedim zaten söylemiştim. Yatak odasında da aynı şekilde beğenmediğim şeyleri dile getirmiştim. Mutfak yatak odası. Evet salonunda uyumunu beğendim bazı parçaların. Uyumsuzluklarını daha çok buldum ama bu şekilde. Puanlı görelim. Benim sana puanım. 2 puan. Yani o zaten beğenmediğini gayet dile getirdi. Sadece şöyle soracağım. Sen çeyizi de beğenmedin. Evi de genelde beğenmedin.
İki puanı nasıl verdin onu merak ediyorum Elif'e nazar. Ben hiçbir geline bir vermem. Çünkü bize bir şeyler hazırlıyorsun, emek veriyorsun. Ben programa başlarken de kendi kendime söz vermiştim kimseye bir vermeyeceğime. Çünkü hepimiz çok emek veriyoruz. Hiçbir gelin emeğini de boşa saymam, bir vermem. Peki. Evet Damlacığım, sana geldi şimdi. Konuşabilirsin. Evet, ben konuşmak istiyorum önce. Konuş. Beğendiklerim ve beğenmediklerim arasında bir terazi yaptım ve beğenmediklerim daha yüksek çıktı. Ben sunumunu falan her şeyini yerli yerince eleştirdim. Kendisi de benden çok düşük bir puan bekliyordu zaten. Ama bu kadar söyleyeceklerim. Bu arada hani davranışları falan filan bunları da göz önünde bulundurdum. Hı-hı. Ses yükseltmesi olsun vesaire. Sana başka karşı. Şeyler olsun. Öyle tabii mi? Ki evet. Puanını görelim. Puanımı. Gerekirse üzerine tekrar konuşalım canım. Benim sana puanım 2 puan. Öncelikle evini bir teraziye koyduğum zaman, tekrardan söylüyorum, teraziye koyduğum zaman iyi ve kötülerini ayırt edebilmem için kötülerinin daha ağır bastığını dile getirmek istiyorum. Sen bana 3 puan kullanmıştın. Ben hani adaletli davranmak istedim. Çünkü Esra Hanım'ın evine ben 3 puan kullandım. Hani sana da 3 puan kullansaydım çok adaletsiz davranmış olacaktım. Kendi terazimde, kendi ölçümde, tekrardan belirtiyorum. Bu yüzden sana 2 puan kullanmak istedim. Misafirlik olsun, evinin uyumu olsun, her şeyi göz önünde bulundurdum. 2 puan da kendi gönlüm. Sen misafirlik misafirlik deyip duruyorsun. Evet. Bak bu benim ikileri gözüme takılıyor çünkü gerçekten. Çünkü ikiye sesini yükselterek konuştum. Hayır benimle. Bak beni bir dinler misin? Sen algı falan filan işte bir sadece şeyler söyledin. Sadece algı dedim o kadar. Algı değil mi? Başka algı bir şey daha söyledin. Hayır sadece ya. Algı dedim. Sadece ha, ayırt dalga edin. Geçerek konuştum. Ben ona nazaran sana 3 verdim. Bana neden 2 verdi diye sorgulamıyorum. Çünkü ben senin puanını açtıktan sonra seni gram olarak hani seni Damla olarak dinlemedim. Hı-hı. Bak açıkça sana bunu söylüyorum. Hı-hı. Seni Damla olarak dinlemedim. Sanki üçü bir arada konuşuyormuş gibi hissettim ben. Bu benim çok umurumda değil. Çünkü onların lafı. Bak. Senin değil. Bak ben bunu hala söylüyorum. Damlacığım senin günün geçtikten sonra sana bir rahatlama, bir gevşeme geldi. Doğru ben bunu hala ısrarla söylüyorum. Yani. Bak her üçü de, Birbirlerine dikkat et biraz. Neden? Yok ben sana orada, falan. Hayır yani bir rahatlama geldi. Onu söyleyeyim o zaman ben sana. Yani bir rahatlama geldi. Yani o gevşemeyi geldi. Yanlış algıladı. Sen, işte, sen bak, de doğru izah et, doğru cümleler kurun. Yanlış anlaşılmayın. Damlacığım gevşeme derken bazen rahatlama. Öyle. Yani benim günüm bitti aynı falan. Kelimeyi yan yana kullanma o zaman. Zaten rahatlamayı kullanıyorsun. Bir senin evindeyim. Bu iki evet. Yaptığım yoruma saygı duyman gerekiyor. Şu anda gerekiyor. Puanlama sırasındayız. Hani misafirperverliği bitti. Şu andan bahsetmiyorum. Neyden bahsediyorsun? Ben. Sen eğer benim evimde, benim misafirime evet. Laf yetiştirirsen ben orada sana karışırım. O benim misafirim, senin değil. Ama bir dakika Esra'cığım. Çok. Şimdi bak sonunda sana bir veren gelin var. Evet. Burada iki veren gelin var. Bu gelin de iki verdi ama bu geline fazla üstüne gidiyorsun şu anda. Fazla hayır, konuşuyorsun. Aslanım, bana... Fazla hırpalıyorsun hayatım. Bence Esra'nın sesi çıkabildiği tek kişi ben olduğumu düşünüyor. Fakat diğer yorumlara karşı hep evet tamam olabilir gibi konuşmayla ilerlediği için bana böyle biraz küçük gördü herhalde. Yaşla biraz fark var aramızda. Birazcık abla gibi davranmak istedi herhalde. Ben öyle algıladım. Bu yüzden fikirlerim ona karşı olumsuz kalacak. Seninle devam edelim Şevval'cim. Tabii senin aslında. Puanın kaldı. Sen direkt puanını lütfen aç. Tamam. Sonrasında konuşalım. Hı hı. Olur mu? Olur aslında. Teşekkür ederim. Benim sana puanım. 2'de Şevval gelin verdi. Evet, zaten Şevval'den bekliyordum. Evet. Yanılmadım aslında. Tek bir şey sorabilir miyim? Sor. Yoksa gerçekten sor. Çıldıracağım. Yani bana da 2 vermiştin. Gerçekten evet. Aynı mı görüyorsun? Aynı görmüyorum. İkinizin evinde de beğendiğim şeyler farklılık ama gösterdi. Ama bence haksızlık gerçekten. Ama beni konuşturmuyorsun hayatım. Ya sadece bu fikrimi beyan etmek senin, istedim. Benim bir çekememezlik var sende ama anlamadım yani. Neyin çekemeyeyim ki? Burada 3 kişi konuştu. Hiç atlamadın. Sinirlendim ben sana. Ağzımı açtığım an benim sözümü kestim. Ama gerçekten doğruya doğru. Yüksek verip de düşük vermedi o yüzden. Bir müsaade et. Ben ona kendimi açıklayayım. Tamam müsaade ediyorum. Avukat ediyorum. Olsaydın keşke. Daha senin iyi kadar olurdu. Olamam. Çünkü sen bugün gayet avukatlık yaptın. Ben kimsenin avukatlığını yapmadım. Ben kendimi savundum. Hı-hı. Daha bir çeyizi neden beğenmediğini bile açıklayamadım. Yok gayet iyi açıkladığımı düşünüyorum. Senin demek ki anlayamadım. Evet göreceğiz. Evet Şevval.
Senin evinde beğendiğim şeyler farklıydı, burada beğendiğim şeyler farklıydı. Senin evinde de beğendiğim, beğenmediğim şeyleri açıkça söyledim sebepleriyle beraber. Burada da sebepleriyle beraber beğendiğim ve beğenmediğim şeyleri söyledim Aslı Hanım. Ben uygun olduğunu düşünüyorum, teşekkür ederim. Evet, toplamda 7 puan aldın gelinlerden. Evet. Şimdi ben senin için puan kullanacağım. Biz bugün İstanbul Çekmeköy'deydik. Sinoplu gelinimiz sanki Sinop'taki evine gelmişiz gibi bizi böyle o geleneklerle karşıladı. Hoştu, benim hoşuma gitti açıkçası. Sonrasında evimize çıktık ve bize eski tip bir fincanla sunum yaptı. Lakin sunumda biraz kafa karışıklığı vardı. Onu kendisi de kabul etti. Ona bir takım fikirlerde bulundum ben de. O da beğendi. Keşke öyle yapsaydım dedi. Birçok fikre açık, hepimizi dinleyen, mantıklı gelen yorumları, aa evet bunları not ettim, bunlara dikkat edeceğim diyen bir gelindi. Çeyiz de hiç fena değildi. Yemek masasına geldiğimizde çeşitleri için yapan herkese çok teşekkür ediyoruz. Esra'cığım sana da, ailene de teşekkür ediyoruz. Keselerine bereket olsun. Biraz masada da o hani konuk ağırlığını gelinler bulamadılar. Sen yine bir porselen yemek takımı çıkarmıştın. Peçeten ve masa örtün gayet uyumluydu. Ekonomik almıştın her şeyi ama elinden geldiğince bir uyum yakalamaya çalışmıştın masanda. Bu benim gözümden kaçmadı. Salonundaysa kanepelerin halıyla olan renk uyumu bence güzeldi. Biraz gergin bir gün geçirdik mi? Evet geçirdik ama güzel anlarımız da oldu. İlişki testini kazandım. Eşin sana kırmızı güller gönderdi. Birbirini çok seven bir çiftsiniz belli ki. Canım benim, yuvanda sana mutluluklar diliyorum. Bugün için sana çok teşekkür ediyorum. Evet değerli izleyenler, bugün de programımızın sonuna geldik. Esra gelin sana çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim Aslı Hanım. Diğer gelinlerimize de teşekkürler ediyorum. Evet, yarın 50.000 TL hangi gelinin olacak? Yarın artık her şey belli olacak. Haftanın ödüllü oyununu acaba kim kazanacak? Ve tabii ki büyük ödülümüz 50.000 TL hangi gelinin olacak? Şunu söylemek istiyorum, adalet yerini bulacak. Yarın Şevval'cim neredeyiz? Kocaeli'deyiz Aslı Hanım. Canım İzmit'ime hepinizi bekliyorum. Biz de seve seve geleceğiz hayatım. Yarın aynı saatte Show TV ekranlarında büyük finalde görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, bizimle kalın. Bay bay. Yeni yıl şapkalarımız. Yeni yıl şapkalarımız. Evet. Masanı mutfağına uygun bulmadım. Masayı zaten mutfağa uydurmak zorunda değilim. Devam edemeyeceğim ya. Bu kadar oyuncu olunmaz ya. Aslı Hanım çok heyecanlandım. Bir yerde görüp alıp koymuş gibi. Değiştiririm. Senin gibi kullanmadığım danteli mi serseydim? Kuzenimin bana düğünümde ettiği hediyeydi bu. Hazırlık kolay değil, siz de takdir edersiniz. Hepiniz yaşadınız aynı şeyi. Hepimiz yaşadık ama hepimiz hiç öyle yükselmedik Aslı Hanım. 50 çeşit var Aslı Hanım. Rekor yaşanıyor. Fotoğraf çıktı sanmış babamla beni. Sandalyesinde böyle kıpatmışlardı rezerv edeyim. Kayınvaliden sizde kalırken ev düzenini kendi rahatına göre değiştirse ne yaparsın? Tabii nasıl rahat etmek istiyorsa öyle değiştirebilir. Nasıl olur gelin evi döşemesi temizliği? Gelini gelin yapandır eve getirdiği çeyizi. İkram da yoktur üstüme güveni.